Enerji Vakfı'nın ve Küresel Denge Derneği'nin birlikte yürüttükleri bir Avrupa Birliği projesi kapsamında, yerelden ulusala iklim ağı projesi kapsamında 4 oturum da bunların da tarihlerini gazdan vereceğim. İklim değişikliğini A'dan Z'ye kadar konuşmaya çalışacağız. Bundan sonraki çalışmalar, toplantılar ne zaman? Onu da sunumda paylaşmıştım. Şimdi sunumdan oradan size bundan sonraki tarihleri de paylaşayım. Bundan sonra hani bugün 15 Şubat'ta bir giriş yapacağız. İklim değişikliğinin nedenleri nelerdir, nasıl oluyor, kimler suçlu bunları göreceğiz. Bu girişten sonra yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar süreceğini tahmin ediyorum. Cuma günü, bu hafta Cuma günü 18 Şubat'ta bugüne kadar neler oldu hem dünyada hem Türkiye'de hem de gelecekte değişik senaryolara göre neler olabilir? Bunları sektörel olarak işte tarımdan, ormancılığa, turizmden, ne diyelim sağlığa kadar neler bekliyor? Bunları göreceğiz. 1 Mart önümüzdeki haftayı ara vermek zorundayım çünkü önümüzdeki hafta İklim Şurası var. 5 gün hatta 6 gün Konya'da olacağız. Bu nedenle önümüzdeki hafta devam edemeyeceğiz ama bir sonraki hafta yani Mart'ın ilk haftasında 1 Mart Salı günü şeyi göreceğiz. Azaltım ve net sıfır emisyon nedir? Bunun için neler yapılmalı? Bunu anlatmaya çalışacağım. Son haftada daha doğrusu son derste de o da 3 Mart Perşembe günü onda da iklim değişikliğine uyum konusunu işleyeceğiz. Hatta belki bir iklim değişikliği uyum eylem planı nasıl hazırlanmalıdır'a örnekler üzerinden değinmeye çalışacağım. Bütün bu webinarlar da akşam saat 20'de başlayacak. Ve birbirini takip ederek gideceği için hani hepsine katılırsanız sizleri aramızda görmekten de son derece mutlu oluruz. Şimdi bugün ben size işte iklim değişikliğinden bahsedeceğim ama iklim değişikliği ile ilgili karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de ya eskiden de iklimler değişiyordu, günümüzde de değişiyor. Ne farkı var? Yani bunları siz abartıyorsunuz gibi eleştiriler gelebiliyor. Evet doğru. Eskiden de iklimler değişiyordu. Nasıl değişiyordu? Örneğin 250 milyon yıl kadar önce dünya tek bir kıta halindeydi. Pangea adını verdiğimiz tek bir kıtaydı. Ve kıyılar haricinde, kıyılarda biraz daha ılıman iklim varken iç taraflarda karasal iklim hakimdi. Bu kıtalar birbirinden ayrılmaya başladıkça deniz etkisi nedeniyle bazı önceden karasal iklime sahip olan alanlar daha ılıman bir iklime dönüşmeye başladı. Yine dünyada en sonuncusundan 12 bin yıl kadar önce çıktığımız çeşitli zamanlarda buzul çağları yaşandı. Bu çok sayıdaki buzul çağları arasında hani buzul çağına giriyor dünya. Özellikle de Avrupa'nın ortalarına kadar buzullar iniyor ve sonrasında da bu buzul çağından çıktıktan sonra da buzullar arası dönem dediğimiz yine dünyanın ısındığı bir dönemle karşılaşıyoruz. Tabii bunlar binlerce yıl süren, yani işte buzul çağı da binlerce yıl sürüyor. Buzullar arası dönemlerde binlerce yıl sürebiliyor. Yine zaman zaman böyle volkan patlamaları vesaire gibi olaylar da olduğu için iklim değişiklikleriyle karşılaşmışız. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Milankovitch döngüleri de denilen, şurada göstermeye çalıştığımız döngüler var. Örneğin hep bize ortaokul, lisede dünyanın ekseninin eliptik olduğunu, üstteki gibi olduğunu gösterdiler, söylediler. Ancak 100 bin yılda bir dünyanın ekseni yuvarlak, daha yuvarlak ya da daha eliptik hale gelebiliyor. Bu da özellikle yaz ve kış mevsimleri arasındaki enerji alımını değiştirdiği için de dünyanın ikliminin 100 bin yıl boyunca değişmesine neden oluyor. Yine bize okullarda öğretilen başka bir konu da şuydu. Dünyanın ekseni böyle biraz eğikti biliyorsunuz. Ve bu açı ben
yine ortaokul lisedeyken 23 derece 27 dakika diye anlatılmıştı. Ama bu kabaca 22,5 dereceyle 24,5-25 dereceler arasında gidip geliyor. Yani ekstrem şöyle oynuyor. Bu da 41 bin yılda bir oluyor. Ve bu eksenin açısı değiştikçe de aslında ekvatorun yeri değişiyor. Bir de eksenin yönü değişiyor. Buna yalpalama hareketi diyoruz. Hani böyle parayı çevirerek çocuklar oyun oynarlar. Böyle bir vururlar, para döner. Yavaşlamaya başladığı zaman yalpalar. Buna benzer bir hareket. 23 bin yılda bir de dünyanın ekseninin yönü değişiyor. Şu anda kutup yıldızına doğru bakıyor dünyanın ekseni. Ama 23 bin yıl içinde diğer tarafa bakacak. Orada da Vega yıldızı olarak adlandırdığımız başka bir yıldız var. Yönü böyle değişecek. Yine dünyanın en önemli enerji kaynağı, ısınmasını sağlayan hatta tek enerji kaynağı güneşten gelen enerji. Ve bu güneşten gelen enerji güneş patlamalarında artış ya da azalmalara bağlı olarak zaman zaman değişebiliyor. Güneşten daha fazla enerji alırsak ısınma sürecine giriyoruz. Güneşten gelen enerji azalırsa da dünya birazcık soğuyor. Keza meteor çarpmaları çok büyük kütleler halinde dünyaya çarptıklarında toz ve su buharının atmosfere çıkmasına neden oluyor. Ve bu atmosfere çıkan toz ve su buharı güneş ışınlarının dünyaya gelmesini engellediği için iklimlerin soğuması yönünde etki yapıyor. Volkanik patlamalar da yine atmosferdeki toz miktarının artmasına yol açtığı için onlar da soğutucu etkilere sahip. Bir örnek var burada. Aynı zamanda da güncel bir konu biliyorsunuz. Bir ay kadar önce Tonga'da Pasifik denizinde bir volkan patlaması da oldu. Bayağı büyük bir volkan patlamasıydı. Özellikle 90'lı yıllarda olan çeşitli volkanik patlamaların dünyanın sıcaklığına etkisi de ölçülmüş durumda. Örneğin 91 yılında Filipinler'de patlayan bir volkan dünyanın 2 yıl kadar 0,3 santigrat derece soğumasına neden olmuş. Bu şekilde etkileri olabiliyor. Ve dünyanın işte karaların oluşmaya başlamasından itibaren yani yaklaşık 540-550 milyon yıl öncesine itibaren dünyadaki volkanik aktiviteler yavaş yavaş azalıyor, dünya yavaş yavaş soğuyor. O nedenle bu süreçte yaklaşık hani 540-45 milyon yıl öncesinden 100 milyon yıl öncesine kadar dünya nispeten sıcak ve şurada görmüş olduğunuz, sıfırla göstermiş olduğunuz yaklaşık 15 santigrat derece civarında bulunan ortalama sıcaklığın çok üzerinde. Ama zamanla soğuyor. İşte 8 santigrat derecelerden bu ortalama üstündeki fazlalıktan bahsediyoruz. Yavaş yavaş böyle 2 ya 4 santigrat dereceye kadar soğumaya başlıyor. Sonrasında da işte 50 milyon yıl kadar öncesinden itibaren de buzul devirleri başlıyor. Bir soğumalar, ısınmalar süreci var. Ama genel olarak dünya bir soğuma trendine girmiş gibi görünüyor. Şurada özellikle günümüzden 500 bin yıl ile 3 milyon, 2,5 milyon yıl öncesinde ciddi olarak soğuduğunu görüyoruz. Bu dönemde özellikle 41 bin yıllık döngülerin yani o eksenin açısının değişimi bunda etkili diye düşünüyor uzmanlar. 500 bin yılla 10-12 bin yıl öncesine kadar baktığımızda da aslında çok böyle bir tipik salınım şeklinde görüyoruz. Örneğin şu yukarıya sıfıra yaklaştığı zaman buzullar arası dönem aşağıda -2 ortalamadan -2 santigrat derece aşağıya düştüğünde ise buz devrine, buzul çağına girdiğimiz dönemler. Yakın zamanda da yani son 500 bin yıl içinde böyle 4-5 tane buzul çağının gerildiğini, çıkıldığını görüyoruz. Ancak bu insanın da yerleşik düzene geçtiği, tarıma başladığı, aşağıda Mezopotamya'daki bereketli ilalede yerleşmesinin temel sebeplerinden birisi de 12 bin yıl kadar önce son buzul çağından çıkılması ve dünya buzullar arası döneme giriyor. Bir sonraki buzul çağına kadar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Ve sıcaklıklar da binlerce yıl yani günümüzden 200 yıl öncesine kadar
şuraya kadar baktığımızda 150-200 yıl kadar öncesine hep ortalama sıcaklıklar, yani 15 santigrat civarında bir sıcaklık seyri olduğunu görüyoruz. Zaman zaman daha detaylısını da vereceğim. Zaman zaman sapmalar var ama bir düzene oturduğunu görüyoruz. Ancak bu da çok küçük olarak gözüken sıfıra yaklaştığımızda hafif bir artış olduğunu görüyoruz. İşte o artışı daha büyüterek bakacak olursak, sanayi devriminden itibaren başlatıyoruz bu grafiği. Yani 170 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu 170 yıllık süreçte özellikle 1980'ler gibi şu trendte hızlı bir şekilde sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Hatta işte son 10 yılın sıcaklığı sanayi devrimine göre 1.1 santigrat derece daha fazla. Dünyada son 7 yıldır küresel ölçekte sıcaklıkların hepsi 1 santigrat derecenin üzerinde. En sıcak yıl 2016 yılıydı. 2021 yılı bugüne kadarki uzun yıllar ortalamasından sanayi devrimine göre, yani 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıklardan 1.26 santigrat derece kadar daha sıcak gerçekleşti. Şimdi burada bu artışlarda şöyle iddia edenler de var. Ne diyorlar bu konuda? Ya zaten dünyada doğal olarak iklimler sürekli değişmiş. Buzul çağları yaşanmış, çıkılmış. Bu nedenle aslında biz de dünya olarak buzullar arası çağda olduğumuz için bu nedenle ısınıyoruz diyor. Ancak bilim bunun böyle olmadığını söylüyor. Çünkü işte az önce saydığım doğal nedenlerle, işte volkan patlamaları, Milankovitch döngüleri dediğimiz o eksenin yönünün değişmesi, yalpalama hareketi ya da yörüngenin eliptik ya da dairesel olması gibi doğal faktörler nedeniyle sıcaklık artışlarını da modellemek, çalışmak, tahmin etmek mümkün. Ona bakıldığı zaman şu altta mavi olarak gördüğünüz aslında iklim değişikliğinin doğal olarak değişmesine neden olan faktörlerin sıcaklık artışında çok etkili olmadığını görüyoruz. Peki nedir bu son 170 yılda, özellikle bunun 80 sonrasında, yani bir 30-35 yıllık dönemde hızlı bir şekilde artmasındaki temel sebep ne diyeceksiniz? Orada da işte 5N1K'da ki K kim, yani bunu soracak olursanız orada insan diyoruz. Ve 1850 yılından itibaren bu grafiği başlatmamızın sebebi de sanayi devrimiyle birlikte hayatımıza fosil yakıtların daha fazla girmesi ve bunun sonucunda da atmosferde sera gazı adını verdiğimiz çeşitli gazlar sürekli artmaya başladı. Onları tekrar sizlere vereceğim. Peki küresel ısınma dediğimiz şey ne? Yani iklim değişikliği ve küresel ısınma eş anlamlı mı? Değil. Küresel ısınma bir neden, iklim değişikliği bunun sonucu. 1850 yılından itibaren hayatımıza fosil yakıtlar girdi. Önce kömür, sonrasında petrol ürünleri, sonrasında doğal gaz, hatta bir de kaya gazı denilen gaz var. Son 15-20 yıldan beri çok yoğun olarak kullanılıyor. İşte bu fosil yakıtların kullanılması, sonrasında insan nüfusunun artması, çarpık kentleşme, bu çarpık kentleşme için tarım alanlarının, otlakların yok edilmesi, ormansızlaşma süreci, sulak alanların kurutulması, bunları genel olarak ormansızlaşma ve arazi kullanım değişiklikleri olarak adlandırıyoruz. Sanayi çok hızlı bir şekilde, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinin bir an önce giderilmesi için hem o zamanki Doğu bloku hem de işte Batı çok hızlı bir sanayileşme hamlesine girdi. Bunun sonucunda da o sanayinin de fosil yakıta dayalı olarak üretim yapması sonucunda da sera gazları oluşmaya başladı. Bunlar karbondioksit, metan gibi gazlar. İşte bunların atmosferde miktarının artmasına bağlı olarak dünya, daha doğrusu atmosfer daha fazla ısınmaya başladı ki dediğim gibi az önce sanayi devrimine göre bu sıcaklık artışı 1.1 santigrat dereceyi buldu. Buna küresel ısınma diyoruz. Ancak
İşte şöyle de bir algı var. Özellikle son 15-20 gündür Türkiye'de yaşanan aşırı kar yağışı. Önce Antep'te işte günlerce insanlar ağaçlarda mahsur kaldı. İstanbul uzun yıllardan sonra yoğun bir kar yağışı aldı. Yine işte İç Anadolu'da çeşitli yerlerde kar yağışları oldu. Bunun üzerine herkesin kafasında şöyle bir soru oluştu. Ya hep küresel ısınma, küresel ısınma diyoruz. Giderek bu sıcaklıklar artacaksa birdenbire kar yağdı. O zaman küresel ısınma yalan mı? Ne oluyoruz oldu. Şimdi evet dünyanın sıcaklığı artıyor ama sıcaklıklar dünyada birçok olayın gerçekleşmesine neden oluyor. İşte rüzgar oluşumu sıcaklıklarla yakından ilgilidir. Yağış oluşumu yine sıcaklıklarla yakından ilgilidir. Buharlaşma sıcaklığa bağlıdır. Bunun sonucunda dünyada meteorolojik olaylarda değişiklikler olabiliyor. Örneğin su döngüsü değişiyor. Onu da açıklayalım. Yani orada da bir soru işareti oluyor. Genellikle insanlar sıcaklık artınca eşittir kuraklıkmış gibi de algılayabiliyor. Bu kısmen doğru ama her zaman doğru olmayan bir bilgi. Çünkü karalar özelinde, topraklar üzerinde sıcaklık arttıkça topraktan buharlaşma artar. Hatta bitkilerden de buharlaşma artar. İşte topraklardan olan buharlaşma ve su yüzeylerinden olan buharlaşmaya evaporasyon, bitkilerden olan buharlaşmaya da transpirasyon diyoruz. İkisine birlikte evapotranspirasyon adını veriyoruz. Bu Aziz Aydın, gördüm elinizi, vereceğim sözü ama cümlemi bitireyim. Bu buharlaşmanın artmasına bağlı olarak karalarda buharlaşmanın veya evapotranspirasyonun arttığı yerde kuraklık meydana gelir. Ama sıcaklıklar artınca atmosferdeki su buharı miktarı artar. Birim hacim havada ısınınca genleşir ve içinde tutabileceği su miktarı artar. Ama bu su buharı fazla olan hava kütleleri buharlaşmanın olduğu yerde değildir. Oralardan rüzgarla taşınıp başka yerlere giderler ve oralarda da şiddetli sağanak yağışlar şeklinde hatta sellere neden olacak şekilde yağışlara neden olabilirler. Yine önümüzdeki derste yani Cuma günü anlatacağım. Hatta dünyanın küresel ölçekte yağışlarında son 100 yılda biraz artış var. %1-2 kadar da bir artış var ama bunların bölgesel dağılımları farklı. Özellikle kuzey enlemlerde yağışlar artarken Akdeniz havzasında, Güney Amerika'da, Güney Amerika'nın özellikle kuzeyinde, Afrika'nın güneyinde, Avustralya gibi bazı yerlerde yağışlarda azalma söz konusu olabilir. Aziz Aydın, şey var mı bilmiyorum ama soru sorma şansınız var mı bilmiyorum. El kaldırmışsınız. En son da mı alalım? Hocam istediğiniz gibi. Yani buradaysa şu konu gitmeden hemen Tamam. cevaplandırabilirim soruyu. İzin Ben verirseniz. konuşmaya izin veriyorum. Tamam. Aziz Bey buyurun. Orada mısınız? Sayın Aziz Aydın. Ben En devam son da alalım o ediyorum. zaman hocam. Evet, Yani devam belki edeyim. de yanlışlıkla bastım. Evet, belki de yanlışlıkla bastı. Şimdi devam edeyim. O nedenle hani küresel ısınma ile iklim değişikliği farklıdır. Hatta bu son yağışlarda, örneğin son kar yağışlarında Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası vardı. Orada bir polar vortex olarak adlandırılan alçak basınç merkezi var. Örneğin bilimsel çalışmalara göre, ben meteoroloji uzmanı değilim ama bu konuda okuduğumuzda bu alçak basınç merkezinin sıcaklıklarla deniz ve karaların farklı ısınma sonucunda alçak basınç merkezlerinin yerinin değiştiği, buna bağlı olarak da oluştuğu yere göre işte o alçak basınçtan güneye doğru sarkan soğuk havalar zaman zaman Amerika'da,
mesela. Zaman zaman ki birkaç sene önce olmuştu İspanya gibi, Avrupa gibi ülkelerde böyle zaman zaman kar yağışının artışına neden olabiliyor. Türkiye üzerinde çok fazla etkili değildi ama yine de az da olsa kar yağışının olmasında bunun etkisi, o kuzeyden gelen, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi vardı ve o sırada aslında Türkiye'nin, yani kuzeyden soğuk hava dalgası geliyor. Türkiye'de nispeten sıcak ve nemli şartlara sahip, özellikle işte İstanbul özelinde, bir de deniz üzerinden geldiği için deniz etkisi de denizde su buharlaşmasına neden oluyor. Bu da sıcak ve soğuk hava kütlesi karşılaştığında, sıcak ve nemli hava kütlesi ve soğuk hava kütlesi karşılaştığında kar yağışı şeklinde gördüm. Dolayısıyla hani küresel ısınma olacak diye sürekli ısınacakmışız, sürekli kuraklaşacakmışız gibi küresel ölçekte böyle bir şey yok. Bölgesel olarak farklılıklar oluşabiliyor. Bazı bölgelerde yağışlar artabiliyor, bazı bölgeler kuraklaşabiliyor. Zaman zaman kar yağışlarında artışlar, azalmalar olabiliyor. O nedenle zaten hani sürekli ısınmayacağımız için küresel ısınma diye bir ayrı kavram var. Onun iklimlerde sürekli değiştiği için yani bir değişkenlik oldu. Bu değişkenlikte aynı trend, sürekli azalma, sıcaklıklarda artış şeklinde değil, böyle bir zikzaklar çizerek çizecek şekilde olduğu için iklim değişikliği adı veriliyor. Son yıllarda da iklim krizi giderek yaygınlaşıyor. Ancak Murat Türkeş Hoca'ya da atıfta yaparak söyleyeyim. Murat Türkeş Hoca'mız bu konuda diyor ki, ben de aynı fikirdeyim. Yani kriz deyince biliyorsunuz bizde de afetlerden sonra kriz masaları oluşturulur. Hemen bir şeyler yapılır. Sorunlar biraz çözüldükten sonra o masa dağıtılır. Ama iklim değişikliğinde böyle bir olay değil. Evet, iklim değişikliğinin yol açtığı çeşitli afetler vesaireler var. Bunları da konuşacağız ama bugün örneğin net sıfır azaltım emisyon hedeflerini karşılasak bile, hatta negatif emisyon yapsak bile, bu 1.1-1.2 santigrat dereceye çıkan sıcaklık artışlarının geri dönüşü pek mümkün değil. Veya çok uzun zaman alacak. Hatta IPCC tarafından raporlar açıklandı. Ağustos 2021'de bir rapor açıklandı. En son rapor oydu. Onda diyor ki bazı iklim değişikliği etkileri geri döndürülemez boyuta geldi. Nedir bunlar? Deniz seviyelerinin yükselmesi ve buzulların erimesi. Şu anda sera gazı emisyonlarını azaltsak, hatta durdursak dahi bunların geri oluşması yüzlerce, belki de binlerce yıl alabilecek. O nedenle de buna geri döndürülemez adını veriyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle iklim krizi birbirinin yerine kullanıyor ama bu çok doğru değil diye düşünüyoruz. Bu da sorduğum sorular. Örneğin işte nedir bu, geçen yaz tüm Türkiye'de Temmuz ayına kadar şöyle işte İzmir'den burada Giresun'a kadar bir hat çektiğimizde, Ordu'ya kadar bir hat çektiğimizde onun altı tamamen neredeyse kuraktı. Hatta bu kuraklıklar şu Doğu Karadeniz bölgesinde Temmuz'da, ardından da Ağustos'ta yağan yağışlarla birazcık azaldı ama sonbahar, hatta 2022'ye kadar diğer bölgelerde çok şiddetli kuraklık vardı. Yaz aylarındaki orman yangınlarının çıkışında da bu bölgelerdeki yaşanan aşırı derecedeki sıcaklıklardı diyebiliriz. İşte bunlar daha önce size söylediğim çeşitli sorular, cevaplarını verdik. Yani bunu kullananlar da var. Hatta bu zaman zaman oluşan iklimsel değişiklikleri iklim değişikliği algısını değiştirmek için, bunun olmadığını söylemek için kullananlar da var. Maalesef bu gibi söylemler de medyamızda bir iklim değişikliği ile ilgili uzman habercilik olmadığı için zaman zaman karşılık bulabiliyor. Örneğin çok iyi hatırlıyorum, geçen sene 2021'in başında yine başında profesör titri olan birisi
hatta tarih vererek 2022 ya da 2023'te dünyanın buzul çağına gireceğini iddia etmişti. Buna da dediğim gibi temel argüman da az önce anlatmaya çalıştığım, şu anda buzullar arası dönemde olduğumuz ve özellikle bu güneşten gelen güneş enerjisi miktarının azalmasına bağlı olarak onun azalacağını, hatta azalmakta olduğunu söylüyorlar. Gelecekte daha fazla azalacağını ve bunun sonucunda da dünyanın soğuyacağını, hatta buzul çağına gireceğini iddia ediyorlar. Bunları çok iklim değişikliği konusunu bilmeyenlerin olduğunu iddia ettiğini söyleyebilirim. Bazıları da art niyetli. Şimdi bir de burada iklimle hava durumunu karıştırıyoruz. Yani örneğin yine çeşitli yerlerde konuştuğumuzda, sosyal medya paylaşımlarında işte bu yılın soğuk olmasının veya geçen yılın birazcık atıyorum işte şeyden dolayı öyle son 1-2 yıldır serin geçti, acaba iklim değişikliği trendi kırılıyor mu gibi ifade edenler var. Şimdi bizim hissettiklerimizde veriler onu söylemiyor. Neden söylemiyor dersek, örneğin 2000 geçen yılda serin geçti diye iddia edenler var. 2021 yılda aslında bugüne kadarki en sıcak 3. yıldı ve yakın zamandaki 1980 ve 2010 yılları arasındaki ortalama sıcaklıklardan 1.3 santigrat derece kadar daha yukarıdaydı. Dolayısıyla hani verilere dayanmadan hissederek bu artış azalış olduğunu söylemek çok doğru değil. Bir de iklim uzun yıllar ortalamasıdır. Yani iklimle ilgili olarak çeşitli meteorolojik parametreler var. Yağışlar, yağışların yıl içindeki dağılımları, maksimum yağışlar, yağış şekilleri, kar, dolu ya da yağmur şeklinde, sıcaklıklar, maksimum, minimum, ortalama sıcaklıklar gibi. Hava nemi, rüzgar yönleri, basınç gibi çeşitli meteorolojik parametrelerin uzun yıllar ortalamasıdır. Ki uzun yıllar ortalaması da en az 25-30 yıl bir süreyi kapsamak zorunda. Bunun içinde 1-2 yıl oynamalar, böyle gitgeller olabilir. O nedenle uzun yılların ortalaması alınıyor. Tek bir olaya bakarak veya tek bir yıl içindeki eksen değere bakarak işte iklim değişikliğini teyit edecek, yani iklim değişikliği daha varmış diyecek ya da daha bakın iklim değişikliği yokmuş dedirtecek yorumlar yapmak çok doğru değil. Uzun yıllar ortalamasına bakarak değerlendirmek gerekiyor. Burada bir de uzun yıllar ortalamasıyla hava durumunu karşılaştırmak için şöyle de bir örnek verebilirim. Haberleri seyrettiğinizde ve hava durumunu seyrettiğinizde der ki işte önümüzdeki birkaç gün içinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Mevsim normalleri dediği uzun yıllar boyunca ölçülmüş hava sıcaklıklarıdır. Ya da işte yağış için bakıyorsanız o yağışlardır. Hava durumu ise önümüzdeki birkaç gün içindeki meteorolojik olayların olaylardır. Yani daha kısa sürelidir. Bu nedenle hani hava durumu, yani böyle 1-2 günlük verilere bakarak ya da 1-2 yıllık verilere bakarak iklimlerin değişip değişmediğini söylemek çok doğru değil. Uzun yıllara bakmak daha doğru olacak. Gelelim iklim değişikliği veya küresel ısınma neden oluyor diye. Burada bir öncelikle bir kavramdan bahsedeceğim. Slide'da görüyorsunuz. Şurada bir PPM veya işte İngilizce söylemiyle PPM denilen bir kavram var. Bu milyonda parça anlamına geliyor. Şöyle de örneklendireyim. Dinleyenleriniz varsa hep o örneği veriyorum. Bu %1'ine benzer bir birim aslında. Nasıl işte atmosferde oksijen konsantrasyonu %21, %22 diyorsak bu da karbondioksit konsantrasyonu ifade etmekte kullanılıyor. Bu da milyonda, yani %21 dediğimiz gibi milyonda kaç parça olduğunu gösteriyor. Şöyle de birazcık daha açayım. Oksijen üzerinden. Örneğin atmosferdeki %21 olan oksijen konsantrasyonu ppm cinsinden 210 ppm. 210 bin ppm, yanlış söyledim. 210 bin ppm olarak ifade edilmek zorunda. Çünkü şunu demek oluyor. Atmosferde bulunan 1 milyon parçadan ya da 1 milyon molekülden 210 bin tanesi oksijenmiş.
780 bini, yani %78 azot olduğuna göre 780 bini azot molekülüymüş. Şeyse 1 milyon molekülden 280 tanesi sanayi devrimi öncesinde karbondioksitmiş. Bu şekilde ifade ediliyor. Bundan sonra da karbondioksit konsantrasyonlarını konuşacağımız için bunu birazcık daha detaylı açıklamak istedim. İşte bu uzun yıllar bu kırmızıyla gösterdiğimiz karbondioksit konsantrasyonları atmosferde 280 parçayken veya işte 280 ppmken sıcaklıklar da aşağı yukarı buna karşılık geliyor. Hatta şuralarda birazcık soğumalar var. İşte 15. yüzyıldan itibaren başlayan, 18. yüzyıla kadar azalan, küçük buz çağı olarak adlandırılan, özellikle Avrupa'nın çok fazla etkilendiği, Türkiye'de de çeşitli isyanlara neden olduğu Celali isyanları gibi o şekilde düşünülen, hafif bir soğuma dönemi geçilse de, ki burada da işte güneşten gelen enerjinin azalmasına bağlıyoruz biz bunu. 19. yüzyıl, yani işte 1800'lü yıllardan itibaren hem karbondioksit hem de sıcaklık artışlarının olduğunu görüyoruz. Nitekim çok yakın bir zamana baktığımız zaman dahi, son 4 yılı verdim ben burada. 2018'de 210, yuvarlarsak 213, 215 ve en sonunda 410, 413, 415 ve 410 ppm civarında gerçekleşmiş, ortalama 2-2,5 ppm kadar her yıl arttığını görüyoruz. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun sadece 10 yıl içinde bile baktığımızda o 25 ppm kadar arttığını söyleyebiliriz. Yani 2-2,5 ppm'e karşılık geliyor. Bir de biliyorsunuz Paris'e de bağlayacak olursak burada Paris Anlaşması 193. ülke olarak taraf olduk ve bu Paris Anlaşması'nın bir hedefi var. Nedir bu hedef? 100 yıl sonunda sıcaklık artışlarını 2 santigrat derecenin, hatta mümkünse 1,5 santigrat derece civarında tutmak gibi bir hedefi var. Şu anda yani bu 2 santigrat derece dediğimiz sıcaklık artışı aslında 1850-1900 yılı ortalamasına göre 2 santigrat derecenin altında tutma hedefimiz var. Sanayi devrimi öncesi olarak kabul ediliyor bu dönem. Şu anda bile 1.1-1.2 santigrat derece kadar ısındık. Çok fazla bir zamanımız kalmamış gibi gelebilir. Ya da diyebilirsiniz ki hocam işte 1850 yılından bugüne kadar 170 yıl geçmiş. 170 yılda 1.1 santigrat derece ısınmışız. 2 dereceye kadar da bir 100 yıl daha gider bu diye düşünebilirsiniz. Ancak atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun artış hızı giderek artıyor. Çok kısa bir süre içinde önce 1.5 santigrat dereceyi, sonra da 2 santigrat dereceyi görebiliriz. Örneğin 1.5 santigrat derece için atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun kabaca 450 ppm kadar olması gerekiyor. 550 ppm'e çıktığı zaman da bunun içinde bu da 2 santigrat derece kadar bir sıcaklık artışına karşılık gelebiliyor. Buna göre biz 2030'lu yıllarda 1.5 dereceyi görebiliriz sıcaklık artışı olarak. Ki şu anda bile gördük aslında, yani Türkiye özelinde gördük ama önümüzdeki Cuma günü anlatacağım. Dünyada ortalamadan bahsediyoruz. Sıcaklıklar ortalama olarak 1.1 santigrat derece arttı diyoruz ama bölgesel olarak farklılıklar gösteriyor. Bazı bölgeler birazcık daha az ısınıyor, bazı bölgeler daha fazla ısınıyor. Türkiye dünya ortalamasının üzerinde ısınan bir bölge. Üstelik verilerimiz, Türkiye için konuştuğumuz veriler sanayi devrimine göre değil, genellikle 1980-2010 ortalamasına göre karşılaştırıyoruz. Buna göre bile örneğin 2010 yılı ortalamanın 2 santigrat derece üzerindeydi. Hatta 2000
18 ya da 19 yılı olabilir. O da yine 1.95 santigrat derece gibi ortalamanın üzerindeydi. Geçen yıl ve bu yılda 1.45 gibi bir uzun yıllar ortalamasından daha sıcak. Yani Türkiye'de bu 1,5 derecelik sıcaklık artışına şu anda ulaşılmış durumda gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi o 2 santigrat derece hedef dünya ortalaması. Dünya için konuştuğumuzda 2030'lu yıllarda bu 1,5 dereceyi çok rahatlıkla geçeceğimiz öngörülüyor. 2050'li yıllarda da bu şekilde gidersek 2 santigrat derece hedefi aşılabilir. Peki, bir de şöyle bir soru gelebilir ama bir de şunu söyleyeyim, bu değerler yıl içindeki, yani daha doğrusu derdiğim az önce ki karbondioksit konsantrasyonları yıl içinde değişkenlik gösteriyor. Genel olarak da şöyle bir trend izler. Son 3 yılın ikisini görüyoruz. En alttaki 2019, ortadaki 2020 ve 2021 en üstteki aylara göre atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun değişimleri görüyorsunuz. Kabaca baktığımızda şurada pik yaptığı noktanın Mayıs ayı olduğunu görüyoruz. Mayıs ayından sonra Eylül'e kısmen, bazen Ekim'e kadar azaldığını, sonrasında tekrar arttığını görüyoruz. Şimdi yüzde olsaydık ben size soracaktım bunu. Genellikle şöyle bir cevap alıyorum. Siz de sorduğumu düşünürseniz, bu azalışın sebebi nedir diye sorduğumda genellikle şöyle bir tepki geliyor. Hocam, yaz aylarındayız. Yazın tabii kömür yakmıyoruz. O nedenle kömür yakmayınca bunlar azalıyor şeklinde ifadeler geliyor. Ama böyle bir durumda bu gerekçe doğru olsaydı, fosil yakıt kullanmadığımız için yaz aylarında atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun şöyle yatay olarak devam etmesi gerekirdi. Niye? Yeni bir şey eklersek artar, eklemiyorsak aynı seviyede kalır. Ama bunların konsantrasyonu düşüyorsa havadaki karbondioksitin bir şeyler tarafından geri alınmış olması gerekiyor. Bu bir şeyler nedir diye soracak olursanız, işte burada da bunun için de bitkiler diyelim. Çünkü bitkiler, klorofilli bitkiler fotosentez yaparak o fotosentezin gücünü görüyoruz. Bu Mayıs ile Eylül-Ekim ayları arasında bitkiler fotosentez yaparak atmosferden karbondioksit alıyorlar. Bununla organik madde üretiyorlar. Doku, işte bitkisel doku, odun, dal, kabuk, meyve üretiyorlar. Ve bunun sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarının ciddi olarak azalmasına, ki bu ciddi dediğim 6-7 ppm'e kadar ulaşabilen bir azaltıma sahipler. Bir de burada not olarak düşeyim. Şu da aklınıza gelebilir. Mayıs ve Ekim ayları arası, evet, bitkilerin büyüme zamanı, ama bu kuzey yarım kürede. O sırada güney yarım kürede kış olduğu için oradaki bitkiler fotosentez yapmıyorlar diyebilirsiniz. Dolayısıyla hani bir dengede olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak baktığımızda özellikle ormanların büyük bir çoğunluğunun dünyanın kuzey yarım dairesinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de budur. Tabii bitkiler deyince, bu klorofilli bitkiler deyince, sanılmasın ki sadece ormanlar değil, her türlü klorofilli bitki. Ki burada denizlere ve okyanuslara vurgu da yapmam lazım. Çünkü denizler ve okyanuslarda da çok sayıda klorofilli bitki var. Bunlar da fotosentez yaparak karbondioksiti bağlıyorlar ve yine oksijen üretebiliyorlar. Bu da bitkilerin gücü diyebiliriz. Şimdi gelelim sera etkisi dediğimiz şey nedir konusuna. Sera etkisi dediğimiz şey, bu da çok karıştırılan bir konu. Bunu çok dikkatli dinlemenizi isterim. Niye çok karıştırılıyor diyecekseniz, şimdi genelde şöyle anlatılıyor. Güneşten güneş ışınları geliyor, dünyaya çarpıyor, buradan geri yansıyor. Geri yansırken de atmosferi geçemeyip uzaya
ulaşamadığı için enerji dünyada kalıyor, ısınıyor şeklinde anlatılıyor. Bu doğru değil. Burada bir dönüşüm var. Bu dönüşüm nedeniyle bir ısınma süreci yaşanıyor. Bu dönüşüm nedir diyecek olursanız, güneşten gelen güneş ışınları kısa dalga bölümünde, ultraviyole ışınlar gibi böyle veya nispeten görünür ışınlar gibi kısa dalga boyuna sahip. Bu güneş ışınları dünyaya geldiği zaman daha atmosferden geçerken çarptığı işte atmosferdeki gazları, dünyaya ulaştığı zaman su yüzeylerini, karaları, bitkileri, evleri, binaları, canlıları ısıtıyor. Bu yüzeyler tarafından güneş enerjisi absorbe ediliyor ve sonrasında ısınan yüzeyler sıcaklıklarını çevreleriyle dengeye gelene kadar absorbe ettikleri güneş enerjisini ısı enerjisi şeklinde çevrelerine vermeye çalışıyorlar. Buna biz karasal radyasyon ya da karasal ışınım adını veriyoruz. Burada bir dalga boyu değişimi oluyor. Güneş enerjisi absorbe edildikten sonra ısı enerjisi şeklinde verilirken o ısı enerjisinin dalga boyu nispeten daha uzun dalga boyunda ve bu dalga boyu değişimi nedeniyle ısı enerjisi atmosferi geçip uzaya çıkamıyor ve burada ısı birikmeye başlıyor. Hatta buna şöyle deniyor. Radyatif veya ışınımsal zorlama adı veriliyor. Güneşten dünyanın metrekare, güneşten gelen enerji miktarı ortalama olarak metrekarede 342 watt kadar. Normalde dünyanın sıcaklığının değişmemesi için işte dünyadan atmosfere geçerek uzaya yayılan ısı enerjisi miktarının da metrekarede 342 watt olması gerekir. Bunun dengede olması gerekir. Ancak sanayi devriminden önce bu dengedeyken günümüzde güneşten yine 342 watt kadar bir metrekareye enerji geliyor. Ancak uzaya dünyadan karasal radyasyonla atmosfere çıkan enerji miktarı daha az, yani 340 watt'ın hatta 339 watt'ın birazcık üzerinde 2.7-2.8 watt kadar metrekarede bir enerji uzaya geçemediği için o metrekarede her yıl fazladan olarak birikiyor ve bunun sonucunda da dünya ısınmıyor. Buna da radyatif zorlama ya da ışınımsal zorlama adı veriliyor. Peki sera gazları dediğimiz gazlar ne? Belli başlı 6 tane sera gazımız var. En önemlisi karbondioksit, sonra metan, diazot monoksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve kürt heksaflorid geliyor. Şu florlu gazlar diyebiliriz. Hepsinde flor var. Şu F ile gösterdiğimiz. Bunlar insan yapımı gazlar. Bu üstteki 3 tane sera gazı nispeten daha önemli ama miktar olarak atmosfere en fazla verdiğimiz sera gazı karbondioksit. Bunların da neler olduğunu birazdan yine söyleyeceğim size. Sadece bunlar değil, mesela daha detaylı da şurada vermediğimiz işte florlu gazlar deniliyor ama şurada görüyorsunuz şu florlu gazların hepsi bir şekilde sera gazı ama özellikle bir kısmı bunların yasaklandığı, yani Montreal protokolü denilen bir protokol var. Nedir bu? Bu florlu gazların kloroflorokarbonlar adı altında 70'li yıllarda ozon tabakasının incelmesine, seyrelmesine neden olduğu ortaya çıktığı için bunların bir kısmı da yasaklandı ama hala atmosferde bulunuyor bunlar. Bir kısmı da florlu gazların işte bu yasaklanan Montreal Sözleşmesi'yle yasaklanan florlu gazların yerine üretilen gazlar, özellikle perflorokarbonlar veya işte hidroflorokarbonlar gibi bunlar sera gazı olarak adlandırılıyor. Bir de diğer gazlar var. Yani bunlar doğrudan sera gazı değil. Bunlar ama dolaylı olarak sera gazı oluşumuna neden olabiliyor ya da kükürt dioksit gibi ters bir sera etkisi yapabiliyor. Ne demek istiyorum burada? Örneğin kükürt dioksitin aslında dünyayı soğutucu bir etkisi var. Çünkü atmosferde kükürt dioksit miktarının artması ya da aerosollerin su buharının, toz parçacıklarının atmosferde artması
halinde dünyaya ulaşan güneş ışınları miktarı da azalabiliyor. Örneğin az önce doğal olarak volkan patlamalarının dünyanın soğumasına neden olduğunu söylemiştim. Bu işte atmosfere toz yayıldığı zaman o kaldığı süreç boyunca dünyaya daha az güneş ışını ulaşmasını sağladığı için soğumaya neden oluyor. Ama bu toz ilelebet atmosferde kalmadığı için birkaç yıl içinde çöktüğü için o etki de yeniden ortadan kalkabiliyor. Su buharı çift taraflı bir etki yapıyor. Yani hem atmosferdeki az önce söylediğim gibi atmosferdeki su buharı miktarı arttığı zaman güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelliyor. Bu açıdan dünyanın soğumasına katkısı var. Ama diğer yandan da karasal radyasyonla yani ısınan yüzeylerden atmosfere doğru yayılan enerjinin de atmosferi geçerek uzaya çıkmasını engelliyor. Bu nedenle çift taraflı bir etkisi var su buharının. Ama sera gazları envanterinde hesabı yapılan gazlar şunlar. Bu gazlar üzerinden miktar hesaplamaları yapılıyor diyebiliriz. İşte burada yine dediğim gibi şu bilgi önemli. Çünkü hani bu yansıyan kelimesini kullandığınız zaman farklı bir şey oluyor. Onun güneş ışınlarının yansıyanı eğer dünya yüzeyine gelen güneş ışınları bir şekilde yansıyorsa yüzeyden yani bir ayna gibi yansıyorsa ayna varmış gibi dalga boyu değişmediği için o kısa dalga boyundaki güneş ışınları atmosferi geçebiliyorlar. O nedenle sera gazları tarafından engellenemedikleri için herhangi bir şekilde ısınma üzerine etkisi yok. Hatta bu nedenle örneğin çeşitli fikirler var. İşte çölleri kullanamıyoruz, verimsiz. Buraları aynayla kaplayalım. Aynadan gelen güneş ışınları aynen geri yansırsa dünya soğuyacaktır. Hatta bir tık ileriye giderek dünyanın çevresine uydu teknolojilerimiz gelişti. Dünyanın çevresine uydular yerleştirelim. Üzerinde aynalar olan uydular yerleştirelim. Bunlarla dünyaya daha az güneş ışınları gelmesini sağlayalım gibi görüşler mevcut. Yani bunları çok iyi düşünülmesi, artısı eksinin düşünülmesi gerekiyor. Örneğin çölleri aynayla kapladınız ama o fırtınalar vesairelerle aynaların üstü tozla kaplandığı zaman o aynalarınız hiçbir işe yaramayacaktır gibi. Dolayısıyla hani buna da dikkat etmek lazım. Tabii burada bir de şöyle bir şey var aklınızda tutmanız için söylemem gereken albedo diye bir kavramımız var. Albedo yüzeylerin kendilerine ulaşan güneş ışınlarının yansıtma oranı demek. Yine yakın, yani kış mevsimindeyiz. Birkaç hafta önce bulunduğunuz yerlerde kar yağdıysa hatırlayacaksınız. Ya da işte veliyseniz belki sömestr tatilinde çocuklarınız da kar tatiline de gitmiş olabilirsiniz. Hatırlayın mesela karlı ortamda gözlerinizi açamazsınız. Gözleriniz kamaşır. Güneş gözlüğü takmak zorundasınızdır. Ya da kar körlüğü denilen bir kavram vardır. Bunun sebebi nedir? Kar kendisine ulaşan güneş ışınlarını aynen geri yansıtır. Yani direkt doğrudan güneşe bakmış gibi bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi şu, açık renkli yüzeyler kendilerine gelen güneş ışınlarının büyük bir çoğunluğunu aynen geri yansıtırlar. Bu kar gibi beyaz renkli yüzeylerde %90'ın üzerine çıkabilir. Ama bazı koyu renkli yüzeyler, örneğin asfalt gibi, albedosu %10'lara kadar düşebilir. Ne demek bu? %90'ını kendisine ulaşan güneş enerjisinin, güneş ışınının %90'ını absorbe ediyor, ısınıyor demektir. O nedenle hani buradaki bu yüzeylerin güneş enerjisini absorbe etmesi, ısınması, sonra bunu ısı enerjisi çevresine yayması küresel ısınmanın kritik noktası diyebiliriz. Ki yine yeri gelmişken söyleyeyim. Örneğin yani kutuplardaki buzullar eriyor. Buna ek olarak karalardaki buzullar da eriyor. Örneğin düşünün Sibirya, Kanada'nın kuzeyi, Alaska gibi yerlerde uzun zaman karla kaplı yüzeyler eridiği zaman altından toprak çıkacak. O toprağın rengi
buzullara göre daha açık renkli olduğu için hiç fosil yakıt yakmasanız dahi o sadece yüzey renginin, yani buzullar, beyaz renkli buzullar ortadan kalktı, altından biraz daha koyu renkli toprak yüzeyi çıktığı için bile bu bile küresel ısınmayı arttırıcı bir etki yapabilecek, bunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 2 derece niye önemli? 2 derece şunun için önemli. Yani niye 3 derece değil, 4 derece değil? Hatta diyebilirsiniz ki gün içinde bile 10-15 santigrat derece, hatta bazı karasal bölgelerde 25-30 santigrat derece değişiyor gün içindeki bu sıcaklıklar. 1 dereceden 2 dereceden ne olur diyebilirsiniz. Yine burada başa döneceğim. Burada bahsettiğimiz 1 ya da 2 santigrat, 1,5 ya da 2 santigrat derecelik sıcaklık artışı gün içinde ya da bir yıllık sıcaklık artışı değil. En az 25-30 yıllık uzun dönemdeki artıştan bahsediyoruz. İklimlerin değişmesinden bahsediyoruz. O nedenle yani uzun dönemdeki sıcaklık artışlarından bahsediyoruz. Niye 2 santigrat derecede 3 santigrat derece değil? Çünkü biz şunu, yani bilim insanları şunu öngörüyor. İpucunu az önce verdim. Yani albedonun değişmesi. Yani dünya ısındı. Alaska'da, Sibirya'daki o buzulların, kara buzulların erimesi, donmuş toprakların çözülmesi, sadece renk değişimi, yüzeyin renginin değişimi nedeniyle bile ısınma birdenbire artabilir. Bunun haricinde sıcaklıkların artışı dünya üzerinde devrilme noktası olarak adlandırılan çeşitli olaylara neden olabilir. Bu şudur, devrilme noktası geri döndürülemez şekilde bozulabilir. Dünya üzerinde olan ve iklimi etkileyen bazı olaylar var veya ekosistemler var. Bunların tahrip olması bu süreci hızlandırabilir. Nedir bunlardan? Bunlar mesela çeşitli okyanus akıntıları. Bir tanesi Gulf Stream dediğimiz, yani Atlas Okyanusu'ndan, Ekvator'dan, böyle Ekvator üzerinden sıcak sular İngiltere'nin açıklarından gidip kuzeye, kutuplara doğru yaklaşır. Orada soğur. Ama kuzeydeki buzulların erimesi sonucunda soğuk ve tuz içeriği daha düşük olan sularda bu sefer Ekvator'a doğru hareket eder. Bu döngü nedeniyle İngiltere bildiğiniz sürekli yağıştır. Çok basit bir bilgi. Buna benzer okyanuslarda çeşitli akıntılar var. Ya da iklimleri çok etkileyen çeşitli bölgelerde, örneğin Hindistan vesaire gibi yerlerde muson yağmurları var. Yine dünyanın iklimi üzerinde etkili olan Amazon ormanları gibi çeşitli ormanlar var. Bunlar sıcaklık artışıyla tamamen işlevlerini kaybedebilir. Akıntılar durabilir, muson yağmurları kesilebilir. Buzullar, hem kara buzulları, Grönland gibi, hem de Kuzey Kutbu, bunlar tamamen eriyebilir. İşte yağmur ormanları, yangınlar ya da sıcaklık ya da kuraklık gibi nedenle zarar görürse ormanların atmosferden aldığı karbondioksit miktarı birdenbire azalabilir. Hatta yanarsa bunlar, yangın şeklinde kaybederseniz onlar da, o ağaçlar da yüksek miktarda karbon içeriyor. Ha kömür yapmışsınız, ha odun yapmışsınız, atmosferdeki karbondioksit miktarı da süratle artabilir. Bunlar için ne diyelim, hani bunları çoğunu durdurma şansınız yok. Yani şöyle bir şey var insanoğlunda, hani git, yani biz sonuna kadar dayanalım, idare edebildiğimiz yere kadar idare edelim, bir gün gelir bir teknolojik gelişme olur, bu teknolojik gelişmeyle bunları çözeriz gibi bir anlayış var. Ama hiçbir teknolojiyle Amazon yağmur ormanlarını durduramazsınız. Gulf Stream akıntısı durursa bu Gulf Stream akıntısını getirebilecek, en azından ben bilmiyorum, Gulf Stream akıntısını yerine koyabilecek bir teknoloji şu anda yok, hatta düşünülmüyor bile. O nedenle sıcaklıklar dünyanın ortalama sıcaklığı 2 santigrat derecenin üstüne çıkarsa fosil yakıt kullanımını durdursak, sıfırlasak dahi
doğada bazı olaylar meydana gelmeye devam edebilir ve hem küresel ısınma hem de bunun neden olduğu iklim değişikliği olayları hızlanarak devam edebilir. Bu nedenle 2 derecenin altında tutmaya çalışmamız gerektiğini söylüyor. Şurada IPCC dediğimiz hükümetler arası iklim değişikliği paneli var. Onlar tarafından ifade ediliyor. 2019'da yanılmıyorsam rapor yayınlanmıştı. Web sayfasından ona ulaşabilirsiniz. Peki ne yapmamız lazım? Neydi bu fosil yakıtların küresel ısınmanın temel sebebi? Sera gazı salımlarıydı. İşte karbondioksit, metan ya da diazot monoksit, florlu gazlar gibi. Bunların atmosferdeki miktarı nedir diye bakacak olursak genellikle 1990 sonrasında verilir. Çünkü 1990 yılı kritik bir yıldır. Niye kritiktir 1990 yılı? İşte 1992 yılında iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi imzaya açılmıştır. 1997 yılında Kyoto protokolü imzalanmıştır. Kyoto protokolü de der ki sözleşmenin ek 1 ve ek 2 listesinde verilen çeşitli ülkeler vardır. Bu ülkelere özellikle ek 1 listesindeki ülkelere der ki siz Kyoto protokolü kapsamında sera gazı emisyonlarınızı 1990 yılındaki değerlerinin altına çekmek zorundasınız diye bir ifade vardı. Bu nedenle sera gazı emisyonları 90 yılından itibaren verilir. Buna göre baktığımızda çok nadir zamanlarda da sera gazında sera gazı emisyonlarında azalmalar olduğunu görüyoruz ama onun haricinde genel olarak sürekli olarak sera gazı emisyonlarının arttığını görüyoruz. Örneğin 1990 yılında 39 milyar ton karbondioksit eşdeğeri bir atmosfere küresel ölçekte sera gazı emisyonu varken 2019'da bu 59 milyar tona çıkmış. Yani 30 yıl içinde kabaca 29 yıl içinde 20 milyar ton artmış dünyanın toplam sera gazı emisyonu. Azalmalar ne zaman olmuş? Örneğin 95'ten sonra 96 gibi küresel ölçekte bir ekonomik krizler olmuş. Yine bakarsanız şurada hafif bir duraksama gibi olmuş. Bu da kabaca 2008 krizi diyebiliriz. 2015 sonrasında yine küresel ölçekte krizlerden dolayı hafif böyle ekonomiyle çok yakından ilişkili olduğunu görüyorsunuz sera gazı emisyonlarının. Hani özellikle de ekonomi eşittir fosil yakıta kullanarak bir ekonomik büyüme modeli oluşturduysanız ekonominin hızlandıkça %5, %10 büyüyoruz diye konuştukça aslında sera gazı emisyonlarınız da büyüyor anlamına gelir. Ama ekonomi bir duraksadıysa, gerilediyse o zaman fosil yakıt tüketimimiz de azalacağı için bu da emisyonların azalması anlamına geliyor. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Yani oransal olarak bakacak olursak şu en alttaki kabaca hani 1/3 gibi diyebiliriz. Yarısından fazlası pardon. Yani 60 milyardan 30 milyarı yarısından birazcık fazlası fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonları. Şu ikinci sırada maviyle gördüğünüz metan emisyonları. Şu daha koyu kahverengi diyebileceğim diazot monoksit salımları. Şu açık mavi, şu çok küçük gördüğünüz şu şuradaki şu renk olan florlu gazlar. Açık mavi olarak gördüğünüz arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan emisyonlar, işte ormanların kaybedilmesi, sulak alanların kurutulması gibi nedenlerle kaynaklanan emisyonlar. Peki daha eskiden bahsedersek bakın neredeyse 1850'de sıfıra yakın olan küresel ölçekteki sera gazı emisyonları 2. Dünya Savaşı'ndan önce 10 milyar ton karbondioksit eşdeğerinin altında. Sonrasında 1950'den sonra şurada bakın eğime bakın çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Sonra 70'li yıllarda biraz duraksamış.
90'lı yıllardan itibaren yeniden bir böyle eğimde artış var. Böyle dönemlere ayırabiliriz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu savaşın ardından toparlanma sürecinde yine fosil yakıtlar kullanıldığını söylemiştik. 1970'li yıllarda bu petrol krizi vesairede bir hafif bir duraksama olduğunu söyleyebiliriz. Şu 90'lı yıllardan sonra tekrar arttığına yeniden dikkat çekiyorum. Ki 92 yılında şurada da 197 ülke 92'de imzaya açıldı, 94'te yürürlüğe girdi. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi gündeme geldi. 197 ülkede buna taraf oldu ama buna rağmen sera gazı emisyonları sürekli olarak arttı diyebiliriz. Burada da ülkeleri görüyoruz. Birazdan ülkeleri de daha detaylı anlatacağım. Bakın Çin 50'lerden itibaren mesela çok az emisyonu varken 90'lı yıllarda özellikle 2000'li yıllardan sonra çok hızlı bir şekilde sera gazı emisyonlarını arttırdığını görüyoruz. Son yıllarda birinci sırada Çin emisyonlar açısından baktığımızda. Şu en üstteki de Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'nın payı yüksek, oransal olarak yüksek ama Çin tarafından 2000'li yılların başında geçildi. O zamana kadar bir numaralıydı, ülkeydi. En fazla emisyon yapan ülkeler arasında. Buradaki yazdığımız ülkeler, Avrupa'nın ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler, Rusya, bunlar aslında sanayi devriminden bugüne kadarki toplam emisyonların büyük bir çoğunluğunu yapan ülkeler, başlıca sorumlular diyebiliriz. Gelelim son günlere. Burada da 2019 en güncel veriler bunlar. 2019 emisyon değerlerini vermek istiyorum size. 59 milyar ton karbondioksit eşdeğeri bir emisyon olmuş 2019'da. Şurada görüyorsunuz. Burada da bunların dağılımı var. Örneğin bu 59 milyar ton sera gazı emisyonunun 38 milyar tonu fosil yakıtlardan, 10 milyar ton karbondioksit eşdeğeri metanmış, diazot monoksit N2O dediğimiz 3 milyar ton karbondioksit eşdeğeri miktardaymış. Klorlu gazlar 2 milyar tonunun altındaymış gibi. Bir de arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklı. Yani ormanları kestiniz, bitki örtüsünü yok ettiniz. Ondan da atmosfere 6 milyar ton karbondioksit veriliyor. Aynı zamanda da metan, doğal tarımsal alanlardan çıkan ya da doğal bataklıklardan çıkan metan da yarım milyar ton olmuş. Bunları topladığınız zaman 59 milyar ton yapıyor küresel ölçekte sera gazı salımları. Ve arttığını da yine söyledik. Burada bakın trendler hep artıyor. Bunu da üçüncü derste daha detaylı inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde bunları eğer biz 2 santigrat derece hedefine ulaşmak istiyorsak bunları da azaltmaya girmemiz gerekiyor. Ancak azaltmak bir tarafa, bakın hani bu görüşmelerin öncesi de var ama 90'lı yıllardan itibaren bir sürü toplantı yapılmış. 26 tane taraflar konferansı yapılmış. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 26 tane taraflar konferansı yapılmış. Sera gazı emisyonları azalmamış. 2015'te Paris Anlaşması imzaya açıldı. 2016'da yürürlüğe girdi. Bütün ülkeler azaltım sözü verdi. O zaman 50 milyar ton, 51 milyar ton civarında Paris Anlaşması imzaya açıldığında üzerinden 5 yıl geçti. Bakıyoruz 60 milyar tona çıkmış. Yani yıllık 1 milyar tona ulaşmış neredeyse. Sera gazı emisyon artışları. Dolayısıyla halen de artmakta devam ediyor. Bunların bir an önce bu artışın geri dönmesi gerekiyor. Bunu da üçüncü eğitimde göreceğiz. Şimdi bu iş aslında azaltım dediğimiz olay çok çok zor bir olay. Hani şöyle düşünen insanlar ya son dakikaya kadar dişimizi sıkalım. Yani bir şey olur ya teknoloji buluruz ya da olmadı ne yapalım yaparız. Emisyonlardan vazgeçeriz bir şekilde kendiliğinden düzelir gibi. Bu iş ne kadar zor onu anlatmak için
pandemiye bakmak gerekiyor. 2020 yılında pandeminin ilk ortaya çıktığında bütün dünya Nisan ayında, Mart ortasından itibaren şeye girdiğinde, yani evlere kapandığında hayat durdu farkındaysanız. Hepimiz Türkiye'de dahil olmak üzere. Ve bu sırada ekonomilerde çalışmadı, ulaşım olmadı, transport olmadı. Yani bu nakliye, lojistik anlamında bunlar da olmadığı için Mart ortasından itibaren şurada görüyorsunuz. 2019'a göre 2020 yılında Mart ayından itibaren sera gaz emisyonları düşmeye başlıyor. En fazla düştüğü ay, çok belirsizliğin olduğu, bütün dünyanın korktuğu, evlere kapandığı Nisan ayı %20'ye ulaşamıyor. Yani bir önceki yılın Nisan ayına göre %20 bile azalmamış. %17, %18 kadar azalmış. Sonra Haziran'dan itibaren yavaş yavaş dünya açılmaya başlandığında yıl 2020 yılının o zor şartlara rağmen, yani bir büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz, uzaktan çalıştığımız, bazı sektörlerin çalışamadığı o dönemde dahi bir önceki yıla göre sadece ve sadece sera gaz emisyonları %5 kadar azalmış. 2021 henüz tam olarak hesaplanmadı. Yani bunun için 2 yıllık bir süreç geçmesi gerekiyor. Ama pandemi öncesine çıktığını söylüyor çoğu bu konuda değerlendirme yapan çalışmalarda. Ve yine özellikle bu pandemi ile birlikte oluşan ekonomik daralmayı atlatmak için fosil yakıt dayalı enerjinin daha yoğun kullanılmasıyla birlikte emisyonlar artışa devam ediyor maalesef. Ama bunun mutlaka ve mutlaka azalması gerekiyor. Yani yine şimdiden söyleyeyim, yine tekrarlayacağız 1 Mart'taki derste. Bugünlerde 60 milyar tona gelen bu sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yarı yarıya, hatta hani 25 milyar tonlara azalması, düşmesi gerekiyor. Bu da hani gidelim 2030'a kadar değil, 2029'a kadar gidelim, 50-60 Allah ne verdiyse, ya 2030'da pat diye keseriz değil. Bunun çok önceden başlayarak yavaş yavaş azaltılması gerekiyordu. Çünkü bu bir işte damlaya damlaya göl olur gibi bir havuzu var orada, atmosferin depolayabileceği karbon miktarı. Sürekli olarak o depoyu dolduruyoruz karbondioksitle. Ne kadar az atmosfere karbondioksit verirsek alacağımız önlemler de o kadar etkili olacak. Bir de bu 2050 net sıfır karbon emisyon hedefinde de bu küresel ölçekte 59-60 milyar ton olan emisyonların ormanların aldığına, işte daha doğrusu ormanlar ve diğer çeşitli atmosferik karbonu alan alanlar var. Bunlara karbon yutak alanları deniyor. Onların aldığına eşdeğer miktara gelmesi lazım. Onlar da 10 milyar ton civarında. Yani 60 milyar tondan 2050'de 10 milyar tona düşmeniz lazım ki 100 yıl sonundaki şeye, hedefe ulaşabilirsiniz. Ne kadar zor olduğunu bu grafik bize gösteriyor. Yani çok 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 emek sarf etmemiz lazım. Öyle ha deyince olmuyor bu sera gazı azaltımları. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkçesini vereyim size. Bir de Paris Anlaşması diyor ki mümkünse bir de şey yapın. 2 derece değil de yapabiliyorsanız 1,5 santigrat dereceyi hedefleyin diyor. Ama bu yarım derecelik fark bile, bakın, aşırı hava olayları. 1,5 derece ısınmada sel riskinde %100 artış oluyor. 2 derece ısınırsak sel riskinde %170 artış oluyormuş. Türler açısından bakıldığında 1,5 derece ısınırsak böceklerin %6'sı, bitkilerin %8'i, omurgalıların %4'ü etkilenecekken 2 derece olursa bu 2 katına çıkıyor. Hatta 3 katına çıkıyor. Şu böceklerde mesela 6'dan %18'e çıkıyor. Bitkilerin %16'sı, omurgalıların %8'i etkilenebilecekmiş gibi. Denizlerdeki su seviyesinin artması daha fazla,
olacak. Suya erişim işte 1,5 derecede tutabilirsek 350 milyon suya erişiminde zorluklar yaşayacakken bu 2 santigrat derece olursa 410 milyon insana çıkacakmış gibi. Yarım derecelik bir fark bile çok sayıda olumsuz gidişatı değiştirebiliyor. Bunun için de yani 1,5 derece içinde koymamız gerekiyor. Şu andaki hani, hedef sanki 2'yi tutalım gibi gözüküyor. Hatta ya 2 olmazsa da 2,5'ta idare eder gibi yaklaşım var. Ki onları da Cuma günü konuşacağım. Yani gelecekte ne olabilir diye. Şu anda genel olarak hedeflenen senaryo, yani daha uygulanabilir görülen senaryoya göre dünyanın ortalama sıcaklığı 100 yıl sonunda 2,7 santigrat derece kadar artabilir. 2 derece için 2 derecenin altında tutabilmek için sıcaklık artışlarını çok ciddi emek sarf etmek gerekiyor ama bunun çok çok uzağındayız. Şimdi yine 2 derece neden önemliye tekrar vurgu yapacak olursak, böyle giderse 100 yıl sonunda sıcaklık artışları 5-6 santigrat dereceye ulaşabilir. Bir de şu anda hani azaltım dediğimizde hep fosil yakıtların kullanımını durduralım diye konuşuyoruz. Ama doğada da karbon yutakları dediğimiz alanlar var. Nedir bu karbon yutakları? Bir karbon döngüsü var. Karbon döngüsü şu: atmosferde karbondioksit var. Bu atmosferdeki karbondioksit klorofilli bitkiler tarafından, ister karalarda olsun ister denizlerde olsun, bunlar tarafından alınıyor, fotosentezde kullanılıyor. Oksijen üretiliyor ama aynı zamanda bitkiler karbondioksit de veriyor. Yani ürettikleri organik maddenin bir kısmını da beslenmelerinde kullanıyorlar. Bunları yakıyorlar ve bunun sonunda karbondioksit de atmosfere veriyorlar. Sonra bitkiler bazen besin zinciriyle diğer canlılara aktarılıyor ki örneğin biz de canlıyız, organik kökenliyiz, bitkiler haricindeki diğer canlılarda da karbon var. Biz insanlar karbonu nasıl alıyoruz? Nefes alarak almıyoruz karbonu. Karbonu yediğimiz gıdalardan alıyoruz. Sonrasında da oksijen alıp karbondioksit vermemizin sebebi de vücudumuza aldığımız bu gıdaları yaktığımız için ve bu yanma sonucunda oluşan karbondioksit de kan dolaşımımız sayesinde akciğerlerimize kadar geliyor, buradan atıyoruz. Bu şekilde de diğer canlılara geçebiliyor karbon döngüsüne ve karbon döngüsü sonucunda besin zincirinin ikinci, üçüncü aşamasında olan canlı solunumuyla karbondioksit tekrar atmosfere dönebiliyor. Ya da bitkiler öldüklerinde, yaprakları döküldüğünde çürüyerek humus haline geliyor. Biliyorsunuz humuslu toprak vesaire duymuşsunuzdur. Organik madde de denilebilir. Bunlar toprakta birikiyorlar. Toprakta da çeşitli mikroorganizmalar o organik maddeyi, humusu yiyorlar. O yemesi demek, mikroorganizmaların humusu yemesi demek. Yine solunumla atmosfere karbondioksitin dönmesi demek. Bu şekilde bir karbon döngüsü var. Benzeri okyanuslarda da oluyor. Buradan işte atmosfere, bitkilere, ormanlar olabilir bunlar. Ya da makilikler olabilir, otlaklar olabilir. Oralarda da bitki örtüsü var çünkü. Yani bu bitki örtüsünün olduğu yerler karbon yutağı olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda topraklar da karbon yutağı, sulak alanlar karbon yutağı. Bunlar karbonun biriktiği ve karbon döngüsünde karbonun bulunduğu yerler. İşte bu karbon yutakları zarar görürse atmosferdeki karbon miktarı artıyor. Bir de burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Rakamları görebiliyor musunuz? Ama şöyle de bir algı var. Yani hep hani fotosentez yapan ağaçlar, bitkiler vesaire deyince şu değerlere bakarsanız, yani ortalamasını söyleyeceğim ben size. Tüm dünyada bitkilerde ortalama 500 milyar ton karbon var. 500 milyar ton bitkilerde olduğu tahmin ediyor, hesaplanmış. Peki topraklarda ne kadar? Topraklarda ki değer şurada yazıyor, 2 trilyon ton kadar. Yani bitkilerdeki bulunan karbonun o ağaçların gövdesinde, tepesinde, köklerinde bulunanın 4 katı kadar topraklarda
karbonun bulunduğu tahmin ediyor. Topraklar da son derece önemli ve siz örneğin maden açmak için ormanları keserseniz, tarla açmak için ormanları keserseniz oradaki toprakta, orman toprağında bulunan karbon da hızlı bir şekilde ayrışarak atmosfere gidecektir. Ya da benzer şekilde sulak alanlarda karbon deposudur. Sulak alanlardaki bitki artıkları suyun dibinde birikirler. Sulak alanı kuruttuğumuzda oksijenle buluştuğu zaman bunlar mikroorganizma faaliyetleri de başladığı zaman hızlı bir şekilde atmosfere gidebilir bu karbondioksit. İşte bu karbon yutaklarının korunması son derece önemli ama bu işte ormanlar, sulak alanlar, doğal ekosistemler iklim değişikliğinden etkileniyor. Yani sıcaklık arttıkça az önce de söylediğim gibi dünya üzerindeki Amazon ormanları gibi ormanların geleceği tehlike altında. Orman yangınlarını yaşadık yaz aylarında. Bu şekilde bitki örtüsü tahrip oldukça daha az atmosferden karbon alacaklar. Aynı zamanda yandıkları, zarar gördükleri için atmosfere daha fazla karbondioksit çıkabilir. Hiç fosil yakıt kullanmasanız bile karbon yutak alanlarında depolanmış halde bulunan karbon atmosfere dönebilir. O zaman da işte iklim değişikliği, küresel ısınma önlenemez bir şekilde devam edebilir. Bunlardan bir tanesi de donmuş topraklar ya da permafrost İngilizcesi. Permafrost denilen topraklar şurada görüyorsunuz şu mor ya da eflatun renk dediğim dünyada bu donmuş toprakların bulunduğu bölgeler. Soğuk enlemler bunlar. Görüntü koymamışım. Bu bölgeler tundra olarak adlandırılan ekosistemler. Buralarda yılın 10-11 ayı tamamen buzlarla kaplı, buzulların erimesi o karalarda bunlar. Yani deniz buzulları değil, karalarda olan yerler. Bir ay kadar sıcaklıklar böyle artıyor, Ağustos ayı gibi diyelim. O sırada ama sıcaklıklar artıyor dedim böyle şey değil, sıfırın üstünde ne çıkıyor. O sırada buzlar eriyebiliyor ve bu sırada da otlu türler, ağaç falan yok kesinlikle. O bir ay içinde yaşam döngüsünü bir ay içinde tamamlayan otlu türler yaşayabiliyor. Çayır gibi düşünebilirsiniz. Bir ay içinde bu bitkiler işte çimleniyorlar, büyüyorlar, tohum bağlıyorlar, ölüyorlar, çürüyorlar, humus haline geliyorlar. Kar yağıyor, donup humus toprağın içinde kalıyor. Soğuk nedeniyle de mikroorganizmalar bu organik maddeyi yiyemiyor. Çok yüksek miktarda bu topraklarda toprak içinde karbon var. Bir örnek vereyim. Türkiye ormanlarında ortalama 10 bin metrekarede 55-60 ton kadar. Hani bazı ormanlarda 80 tona kadar çıkabiliyor çok kapalı olanlarda. Ama 55-60 ton kadar karbon varken bu donmuş topraklarda bir hektarda 10 bin metrekarede 250-300 ton kadar yani Türkiye'dekinin 5 katı kadar 6 kadar katı kadar karbon bulunabiliyor ve buralar çözünürse sıcaklıklar arttığı zaman bu bir aylık süre 2 ay 3 aya 4 aya çıkarsa humus toprakta kalmayacak mikroorganizma faaliyetleri sonucunda atmosfere karbondioksit emisyonu olabilir. Hatta topraklarda bulunan 2 trilyon ton karbon deposunun 1,5 trilyon tonunun donmuş topraklarda olduğu hesaplanmış. Şurada bakın çeşitli karbon havuzlarının karşılaştırması var. Şu ormanlar 500 milyar ton. Şu donmuş topraklar 1,5 milyar ton. Şu da yer altından henüz çıkartılmamış bütün fosil yakıt rezervleri 1,2 trilyon ton kadar. Dolayısıyla fosil yakıtı kullansanız bile iklimle ısınmaya devam edersek doğal olarak bulunan karbon yutaklarında bulunan karbon da atmosfere karışabilir ve biz belli bir noktadan sonra ki bu genel olarak 2-2,5 santigrat derecenin üstünde bunlar her an olabilir. Artık önlem almak için geç kalmış olabiliriz. Yani aklımız başımıza gelse bile tövbe bile etsek yine durduramayız. Örneğin şu kadar geniş bir alanda ki bir hani yine önümüzdeki hafta buna tekrar geleceğim.
Bu bölgelerde şu anda 1.1 santigrat dünyanın ortalama sıcaklık artışı, ama bu bölgelerde 2.5-3 santigrat derece. Kuzey enlemler çok daha fazla ısınıyorlar ve buralar çözüldüğü zaman buralardan da atmosfere karbondioksit gitmesi olasılığı çok yüksek. Başka bir örnek, bu kuzey enlemlerde donmuş göller var. Yani bazı bölgeler, özellikle daha kuzeyde olan kesimlerde, buralarda bu göller hiç çözülmüyorlar. Şu kabarcıklar, metan kabarcığı, bunlar çözülürse, bu sular çözülürse metan da atmosfere karışabilir. Karbondioksit konsantrasyonları artıyor demiştik. Sadece karbondioksit değil, bakın şu metan konsantrasyonu, bu da çok ciddi olarak artıyor. En güncel verilerde bunlar. Metan burada milyarda bir, yani şeyin, şöyle söyleyeyim, nasıl karbondioksitin konsantrasyonu ppm olarak ölçülüyor, yani milyonda parça olarak, metan ve diazot monoksitin birazcık daha düşük atmosferdeki miktarları, onlar da ppb veya İngilizcesiyle ppb olarak ifade ediliyor. Bu da milyarda parça olarak ifade ediliyor. 1980'lerin başında 1600 ppb'lere yakınken metan konsantrasyonu 2021 yılı itibariyle 1900 ppm'e ulaştı. Benzer artış diazot monoksitte de var. Florlu gazları da burada görüyorsunuz. Pardon. Şunlar da florlu gazlar. Şu azalanlar, kloroflorokarbonlar, Montreal Sözleşmesi'yle yasaklanan, şu en alttaki iki tanesi ise bu gazların yerine laboratuvarda üretilen hidroflorokarbonlar, ki bunlar da giderek artıyor. Bir diğer florlu gaz, kükürt heksafluoritte, bunların da miktarı artıyor. Işınımsal zorlamayı anlatmıştım size az önceki gibi. Saati de bakıyorum da yine çok şey yapmışım. Işınımsal zorlama ne demiştik? Yani güneşten gelen güneş enerjisiyle dünyadan yansıyan ve ısınan, yani ısı enerjisine dönüşen karasal radyasyondan uzaya yansıyan miktarın dengede olması lazım. Bu metrekarede 342 watt kadar demiştik. Bu dengede ise dünyanın sıcaklığı değişmiyor. Eğer güneşten gelen güneş enerjisi miktarı daha fazla olursa dünya ısınıyor. Azalırsa dünya soğuyor. Ama diğer yandan da küresel güneşte gelen güneş enerjisi miktarı değişmese bile, işte atmosferdeki sera gazı miktarı arttıkça uzaya verilen verilmesi gereken enerji miktarı 342 watt olması gerekirken 339 wattın biraz üzerine düşmüş. Yani 2.7-2.8 watt kadar dünyada bir enerji birikimi oluyor. Buna ışınımsal zorlama adını veriyoruz. Burada da işte çeşitli sera gazları ve diğer gazların sağ taraftakiler ışınımsal zorlamaya katkı sağlayan gazlar. Bu birazcık eski, 2019 yılı verisi 2.72 watt bölü metrekare. Bu tarihte ise 2011 yılı verilerinde de 2.3 watt bölü metrekare. Yani aradan geçen 8 yıllık sürede 0.4 wattlık bir enerji birikiminde artış olmuş. En fazla karbondioksitin, sonra metanın, sonra bu florlu gazların ve diazot monoksitin olduğunu görüyoruz. Karbon monoksit gibi çeşitli azot oksitler gibi, bunlar da ikincil olarak, özellikle karbondioksit, karbon monoksit sonrasında karbondioksite dönüşebilirse etkisi olabiliyor. Şurada su buharı ya da tozlar gibi hem soğutucu hem ısınmaya katkısı olan gazları görüyorsunuz. Ama sonuç itibariyle özellikle şu üç önemli gaz sırasıyla karbondioksit, metan ve diazot monoksitli florlu gazlar
küresel ısınmanın temel kaynağı. Peki sektörel olarak neler var sera gazlarında? Bu birazcık eski, yenisini de vereceğim. 2010 yılı itibariyle atmosfere bir yılda verilen sera gazı emisyonu 49 milyar metreküp, 49 milyar tonken bunun %25'i elektrik ve enerji, ısı enerjisi üretimi için, ısı üretimi için fosil yakıt kullanımından kaynaklanmış. %24'ü ormancılık, tarım, ki bu tarım içinde şu var, hayvancılık ya da işte tarımda kullanılan kimyasal gübreler, çeltik yetiştirmesinden kaynaklanan emisyonlar var. Ormancılık dediğimiz ormansızlaşma, ormanların kaybedilmesi ve arazi kullanım değişiklikleri %24, neredeyse fosil yakıta eşdeğer. Üçüncü sırada endüstri, sanayide kullanılan fosil yakıt, işte çimentodur, demir çelik gibi. Sonrasında ulaşım geliyor %14. Sonrasında diğer enerji üretimleri, ki hani biyokütledir vesairedir gibi, bir de yapılarda kullanılan enerji var. Bunlar da %6'sını oluşturuyormuş. Bu birazcık daha detaylı. 2018 şeylerine geldik. Çok küçük kalmış bu. Ama şurada şeyleri görüyorsunuz. Elektrik üretiminin büyük çoğunluğunu görüyorsunuz. Şurada da oranlar var. Örneğin sadece hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonları bile toplam sera gazı emisyonlarının %10'undan fazlasını oluşturuyor. Özellikle endüstriyel hayvancılık, enterik fermantasyon deniyor. Geviş getiren hayvanların hayvanlardan metan çıkışı olması ciddi olarak emisyonlara neden oluyor. Bunlar da çeşitli karbon yutak alanlarında atmosfere verilenler. Sadece karbondioksit emisyonu, diğer metan vesaire yok. Biraz da veriler 2018 verisi. Karbondioksit olarak yıllık fosil yakıtlardan 40 milyar ton karbondioksit kadar emisyon var. Bunun %87'si fosil yakıtlardan, %13'ü tarımdan, ormansızlaşmadan, arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanıyor. Bunları atmosferden alan yutaklara baktığımızda ormanlar 11.6 milyar ton alıyormuş. Okyanuslar 8.9 milyar ton alıyormuş. Yani kabaca okyanuslar ve karalardaki karbon yutak alanları 20 milyar tonun birazcık üzerinde alıyorlar atmosferden. Ama sera gazı, ülkelerin yaptığı sera gazı emisyon envanterlerinde denizler ve okyanusların tuttuğu envanterler, tuttuğu karbon miktarı hesaplanamıyor. Çeşitli hesaplama zorlukları var. Bu nedenle genelde, örneğin ülkemizde de denizler var ama denizlerin sınırı neresi? Zaten şu anda bile bir sınır sorunları var. Nasıl hesaplayacaksınız? Bunlar sorun olduğu için karalardaki karbon tutulumları hesaplanıyor. Küresel ölçekte baktığımızda bizim karbondioksit emisyonu olarak 40 milyar tonun üzerinde olan, toplam sera gazı emisyonu olarak da 60 milyar tona yakın olan bu sera gazı emisyonlarını ancak ve ancak şu 11-12 milyar tona indirebilirsek küresel ölçekte, o zaman net sıfır emisyon sağlamış olacağız. Bunun da altına indirmemiz gerekiyor. Bunun da altına inersek, yani 12 milyar tonun altına inersek küresel ölçekteki emisyonlarla, o zaman da negatif emisyon olarak adlandırdığımız olay gerçekleşiyor. Atmosferden daha fazla karbon alınması anlamına geliyor. Bunlar da ormanların tuttuğu karbon miktarları dönemsel olarak ve bakın şu dönemlere bağlı olarak da azaldığını görüyoruz emisyonların. Şuradan da görüyorsunuz. Bunun sebepleri var. Dünya genelinde yıllık olarak net orman kaybı her yıl 5 milyon hektar civarında. Yani Trakya'nın iki katı kadar bir büyüklükte alan her yıl dünya üzerinden yok oluyor ve o kadar bir alanın da tutmuş olduğu karbondan vazgeçmiş oluyorsunuz. Gelelim bu sera gazı gazlarının temel kaynağı nedir diye.
Sera gazına ve şeye bakacak olursak kaynaklarına, karbondioksitin temel kaynağı fosil yakıtlar, çimento üretimi, demir çelik gibi sanayi tesisleri, arazi kullanım değişikliği ve ormansızlaşma, ki ormansızlaşma için işte orman yangınları vesaire de var, ya da arazi kullanım değişikliği içinde sulak alanların kurutulması da var. Metanın en büyük sebebi fosil yakıtlar. Hem doğalgazda metan var, hem de kömür çıkartılması sırasında ya da çeşitli bu petrol vesaire çıkartılması sırasında da metan emisyonları olabiliyor. Çeltik ya da pirinç üretimi sırasında da özellikle bu tavalarda üretilir biliyorsunuz çeltik. Orada yetiştirilir. Durgun sudur. Su orada, suyun içinde fideler dikilir. Ama suyun içindeki oksijen zamanla biter. Çeltik bitkisinin kökleri, yaprakları suyun içinde çürürler. Ama oksijen olmadığı için bu çürüme sırasında metan oluşabiliyor. Bu nedenle metan oluşumunun ana kaynaklarındandır. Hayvancılık, özellikle bu geviş getiren hayvanlar, yedikleri otları midelerine götürüyorlar. Midelerdeki mide asidi vesaire bunlar ayrışırken geviş getirmek için ağızlarına getirdiklerine tekrardan atmosfere bir metan çıkışı oluyor. Çünkü o midedeki mide suyunun içinde o organik maddeler yine o oksijensiz ortamda ayrışarak metana dönüşüyor. Diazot monoksidin sebebi ise N2O, işte nitroz oksit de denir. Suni gübreler, özellikle azotlu gübrelerin kullanılması durumunda bunlar zamanla işte toprakla ayrışarak diazot monoksit oluşabiliyor. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda havanın da %78'i azot biliyorsunuz. Bir yanma olayı gerçekleştirdi. Yani yanma için oksijen gerekti ama oksijen tek başına bulunmuyor. Havayı yakıyorsunuz. Havanın içinde de %78'i azot. Bu yanma süreçleri sonucunda da diazot monoksit çıkabiliyor. Florlu gazlar çok çeşitli yerlerde kullanılabiliyor ama genel olarak klimalarda, buzdolaplarında soğutucu gaz olarak kullanılabiliyor. Bunlar araçlarınızdaki klimalarda dahil olmak üzere buralardaki herhangi bir şeyle birlikte atmosfere verilebiliyor. Bir de size şurasını açıklamak istiyorum. Nedir burası? Bir küresel ısınma potansiyeli dediğimiz bir kavram var. Sera gazlarının her birini atmosfere verdiğinizde, atmosfere çıktığında bunlar küresel ısınmaya farklı şekilde katkı sağlıyorlar. Bunları birbirlerinden farklı etkiler yaptığı için o uzun dalga boyundaki karasal radyasyonla atmosfere yayılan ısı enerjisini farklı sera gazları farklı şekilde tutabiliyorlar. Bu nedenle bunları birbiriyle kıyaslayabilmek için karbondioksit temel alınmış karbondioksit molekülü, diğer sera gazları bu karbondioksit molekülüne göre nasıl, ne kadar bir karbondioksit molekülüne göre ne kadar bir küresel ısınmaya katkı sağlıyorlar, bu belirlenmiş. Örneğin işte karbondioksit molekülü birken bir metan molekülü atmosfere verildiğinde 25 karbondioksit molekülüne eşdeğer etki yapıyormuş sera gazlarına. Bu diazot monoksitte 296'ya çıkıyor. Florlu gazlarda durum vahim ama sevindirici olan şey şu, bunların konsantrasyonu atmosferde çok düşük ama yine bunlar da giderek arttıkları için bunlara da dur demek lazım. Ama işte 12 binler, 22 binler gibi değerler var. Yani şeye göre, karbondioksite göre böyle 22 bin kata varan bir küresel ısınmaya katkı sağlayabiliyorlar. Bu bilgiyi nerede kullanıyoruz? Örneğin sera gaz emisyonları hesaplanırken, diyelim ki işte belediyede çalışıyorsunuz. Belediyede çalışırken atıkların depolandığı kentsel katı atık depolama alanları var. Yani çöplükler var. Orada biliyorsunuz çöplüklerden de atmosfere metan çıkışı olabiliyor. Diyelim ki çöplüğünüz var. Metanı ölçtünüz. Bir yıl içinde atmosfere bir ton metan verdiğinizi hesapladınız. Bu bir ton metanı karbondioksit olarak
söylemeniz mümkün. Karbondioksite çevirmeniz mümkün. O zaman diyorsunuz ki ben çöplüğümden bir ton metan emisyonu yaptım ama bu metan aynı zamanda 25 ton karbondioksit eşdeğeridir diyorsunuz. Belki konuşmam sırasında fark ettiniz, hep karbondioksit eşdeğeri gibi ifadeler kullandım. Bu sera gazlarının ölçülen miktarlarını karbondioksit seviyesine dönüştürmek için şuradaki küresel ısınma potansiyeli katsayılarını kullanıyorsunuz. Bu bilgi aynı zamanda şöyle de kullanılabiliyor. Yine dinleyenlerden özür diliyorum. Sürekli hep aynı örnekleri veriyorum ama şunu söylüyorum ben. Mesela yine çöplüklerden gidecek olursak bazen çöplüklerden elektrik, o metandan elektrik üretimi için tesisler yapılabiliyor. Bu da yenilenebilir enerji vasfı içinde sayılıyor ama diyelim ki yatırım için yetecek, o elektrik üretim santralinin kurulmasına yetecek kadar metanımız yok. Ama patlamaması için de çöplükler patlıyor. Ülkemizde de yaşanmıştı bu. Bacalar yapılır o işi biten çöplüklere. O bacalardan metanın çıkışı sağlanır. İşte burada bile eğer enerjiyi çeviremiyorsanız, tesis yapamıyorsanız da o bacalardan atmosfere çıkacak gazın atmosfere metan olarak gitmesini önlemeniz mümkün. En azından bir kibrit çakıp bacalarda buradan metanı yakarak atmosfere verdiğinizde dahi 25 kat daha az etkili hale getirmiş oluyorsunuz. Bu bile bir azaltım önlemi aslında. Yani bu bilgileri değişik yerlerde kullanmak mümkün. Gelelim Türkiye'ye. Bundan sonra birazcık hızlanacağım, az kaldı. Türkiye'ye gelelim. Bunu ne zaman anlatacağım? Üçüncü hafta sera gazı azaltım konusunda tekrar döneceğim. Türkiye'de net sıfır emisyon mümkün müdür, değil midir diye. Türkiye'de 1990 yılında 220 milyon ton kadar olan sera gazı emisyonu 2017'de 525 milyon tona çıkmış. Sonrasında 506 milyon tona düşmüş. Şu iki yılda, yani 2017'de zirve yapmış, 2018'de 2019'da azalmış ama bu azalma biz Türkiye önlem aldık diye değil. Biraz ekonomideki durgunluktan kaynaklandığı belli olan, nasıl hani baştan da söylemiştim, fosil yakıta dayalı bir sanayiniz, ekonominiz varsa buradaki ufacık bir ekonomik durgunlukta emisyonlarınız da düşebiliyor. Bu Türkiye'deki son iki yıldaki düşüş bundan diyebiliriz. En büyük sera gazı emisyon kaynağımız 506 milyon tonun 364 milyon tonu enerjiden. İkinci sırada 68 milyon tonla tarım ve hayvancılık geliyor. Üçüncü sırada endüstriyel veya sanayi geliyor. Atıklar ise 17 milyonla sonuncu sırada. Burada bizim de Türkiye'deki ormanların tuttuğu karbondioksit miktarı 2019 yılı itibariyle her yıl aldı 84 milyon ton. Net sıfırda söyleyeceğim, şimdi de söyleyeyim, 2053 hedeflerinde. Bugünden baktığımızda 506 milyon tonu bizim 2053 yılına kadar 84 milyon tona eşitlememiz lazım. İşte budur net sıfır emisyon. Ama 2017 yılında ormanlar 100 milyon ton karbondioksit alıyordu atmosferden. 2 yıl içinde ormanların aldığı karbondioksit miktarı da azaldı. Yani bu ormanların iklim değişikliğinden etkilendiği için mi? Hayır. Aşırı miktarda odun üretimi yaptığımız için, canlı ağaçları kestiğimiz için ormanların tuttuğu karbon miktarı da sürekli olarak azaldı. 2020 henüz hesaplanmadı. 1-2 ay içinde bunlar açıklanacak. 2021'de bir de bunun üstüne orman yangınları oldu. Orada da ciddi miktarda orman kaybettik. O da henüz hesaplamaya girmedi. Orman yangınlarının etkisini 1,5-2 yıl sonra hesaplamaya başlayacağız. O bilgiyi vereyim. Kişi başına karbondioksit salımımızda 6.1 ton. Dünya geneliyle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda 2017 yılı verileri, daha yenisini bulamadım. Yani çok böyle küçük ülkeler haricinde gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye 1990 yılına göre sera gazı emisyonlarını en fazla arttıran ülke diyebiliriz. Bizden sonra da Yeni Zelanda geliyormuş. Şu taraftaki ülkeler, yani şeklin solundaki ülkeler ise 90 yılına göre sera gazı emisyonlarını azaltanlar.
Çoğu Doğu bloku ülkesi, ki bunlar isteyerek yapmadı, Doğu bloku ülkesi tesadüfen 90 sonrasında bu Doğu blokunun parçalanması sonrasında, ki o zamana kadar biliyorsunuz orada da çok kirli, fosil yakıta dayanan ağır sanayiler, demir çelik sanayilerin bulunduğu yerlerdi. Bunların bu sanayinin çökmesi sonucunda emisyonları düşmüş oldu diyebiliriz. Yine hani bu 5N1K'daki K'ya geldiğimizde kimlermiş bunlar diye, 1970 sonrasında Çin, Avrupa Birliği, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni karşılaştırmışlar. Şu birdenbire 2000'li yıllardan itibaren artış gösteren Çin'in emisyonları, ki 12 milyar ton karbondioksit eşdeğerine girmiş, ki bu toplam sera gazı değil, sadece karbondioksit, buna metan ve diğer sera gazları eklenmemiş durumda. Diğer ülkelerde çok fazla bir değişiklik olmamış, hatta 2000'li yılların ortalarından itibaren örneğin şu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika Birleşik Devletleri 2000'li yılların ortasından itibaren sera gazı, en azından karbondioksit emisyonlarını biraz düşürmüş gibi gözüküyor. Şu yeşil olan Avrupa Birliği ülkeleri, 27 ülkenin işte 4 milyar ton üzerinde bunun çıkmış 80'lerde emisyonları. Ancak sonrasında yavaş yavaş bunları azaltmış gibi görünüyorlar. Ha, burada bunu da tartışabiliriz. Çeşitli yöntemler var. Evet, dünya genelinde emisyonlarını azaltmaya çalışan en önemli ne diyelim, bir topluluk Avrupa Birliği, ama bazı konularda da şöyle yaptılar. Bazı fosil yakıt tüketen ve emisyona neden olan sanayi sektörlerini kapatmak yerine sınırların dışına çıkarttılar. Örneğin bunlardan bir tanesi çimento sektörü. Bu çimento sektörünü kendi sınırlarından çıkarttıktan sonra bizim ülkemizde çimento sektörü çok önem kazandı. Ve çimento sektörü de bizim ülke emisyonlarının artmasına ciddi bir katkı sağladı diyebiliriz. Devam edelim. Yine şeyler var, şunlar çeşitli ülkeler, ki bu ülkeler şunlar: dünya üzerinde emisyonları %1'den fazla, yani toplam emisyonların %1'inden fazlasına sahip olan ülkeler. Türkiye şurada görüyorsunuz, toplam sera gazlarının %1.1'ine karşılıyormuş. Çin %32.5, Amerika Birleşik Devletleri %12.6, Avrupa Birliği üyeleri 7.3, Hindistan 6.7 diye gidiyor. Türkiye'de ilk 15 ülke arasında diyebiliriz. Şurada da COVID döneminde, yani o 2019-2020'nin karşılaştırılması var. Şurada da görüyoruz. Şeyde şu yeşiller 2019'a göre azalmalar. 2020 yılında Çin ve İran emisyon arttırımı yaptırırken, olurken, sera gazı emisyonları artarken diğer ülkelerde bir düşüş olmuş. Ama bunun haricinde de 2015-2019 dönemine baktığımızda kırmızıyla gördüğünüz ülkelerde emisyonlarda, sera gazı emisyonlarında ciddi artış olduğunu görüyoruz, ki Endonezya %6 ile bu dönemde, daha doğrusu işte 2015-2019 karşılaştırıldığında diyelim, %6 ile ilk sırada geliyor. Ondan sonra Hindistan 3.4, şuraya bakın, Türkiye %3.3 ile ikinci sırada geliyor. Yani Türkiye'de sera gazı emisyonlarını sürekli olarak arttıran ülkeler arasında bulunuyor. Bunlar da çeşitli haritalarla bunları anlatmaya çalıştık. 2020 yılı itibariyle ülkelerin sera gaz emisyonları, daha doğrusu kümülatif, yani ne demek bu, sanayi devriminden bugüne kadar atmosfere verdikleri toplam sera gaz emisyonları, ki 2 trilyon tonun üzerine çıktı bu. Bu 2 trilyon tonun hatta 2.3 trilyon ton kadar. Bunun baktığımız zaman 250 milyar tonundan fazlasını Amerika sağlamış. Yine 100 ila 250 milyon tonunu Çin ve Rusya
atmosfere vermiş gibi gözüküyor. Onu ifade etmekte kullanılan. Yani başlıca sorumlular şu: rengin koyulaştığı ülkeler, başta Amerika, Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri gibi, yine nispeten Avustralya gibi ülkeler ön planda gözüküyor. Bu da yıllık toplam sera gazı emisyonlarının yıllık olarak dağılımları. Şeyi görüyorsunuz, Çin yine %25'inden fazlasını oluşturuyor. %10 ile %25 arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de %1'inden fazlasını oluşturuyormuş. Yine bizim düşük gibi gözükse de şuraya baktığınız zaman dünyadaki çoğu ülkeden yine daha fazla emisyonumuzun olduğunu görüyoruz. Kişi başına sera gazı emisyonları Türkiye'nin dünya ortalamasından düşük. Şunlar en yüksek olanlar. Şu 20 tonun üzerinde kişi başına düşen sera gazı, karbondioksit konsantrasyonları. Türkiye'nin 5 ile 6, az önce söylediğim gibi 6 ton civarında. Dünya bu değerle dünya ortalamasından düşük. Şu kişi başına baktığımızda, şu kırmızı gördüğünüz ülkelerde kişi başına dünya ortalaması da 6,5 tonlar civarında. Şu ülkeler de kişi başına emisyonlar dünya ortalamasının üstünde, kırmızıyla olanlar, maviyle olanlar da dünya ortalamasının altında gözüküyor. Türkiye olarak biz bunu çok kullandık. Toplam sera gazı emisyonlarımız çok yüksek. Bu da özellikle iklim değişikliği müzakerelerinin taraflar konferanslarında siz emisyonlarınızı çok fazla arttırdınız, hızlı arttırıyorsunuz diye uyarıldığında, ama işte bizim Amerika gibi, Çin gibi, diğer batılı ülkeler gibi tarihsel sorumluluğumuz yok. Biz geç başladık bu fosil yakıt kullanımına. Biz biraz daha fosil yakıt kullanalım da diğer ülkeler biraz daha taşın altına ellerini soksunlar diye çok kullandık bunu. Bir de ya bizim işte emisyonlarımız hızla artıyor ama bizim nüfusumuz da artıyor. Kişi başına düşen emisyonlarımız bakın dünya ortalamasının altında diye söylüyorlar. Ancak örneğin şu Hindistan'a bakarsanız Hindistan'ın bizden de düşük. Birkaç ton, yani yanılmıyorsam 3 tonlar civarında diye hatırlıyorum Hindistan'ın. Bu gibi ülkelerde de kişi başına emisyonlar çok düşük. Hatta Çin'de aslında böyle çok çok yüksek değil de böyle sınırın hemen üstünde. Yani dünya ortalaması çok 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 az üstünde diyebiliriz. Hatta bir 10 yıl kadar önce dünya ortalamasının altındaydı Çin'in de emisyonları. Ben o zaman anlatırken, ya bu kişi başına düşen emisyonlar üzerinden dünya siyasetinde veya uluslararası müzakerelerde bunu temel alarak bir politika üretilmez diyordum. Çünkü hani Hindistan şu anda aynı mantıkla gidiyor ama 1 milyonun üzerinde nüfus var. Ona baktığınız zaman zaten buna rağmen bu az miktarla Hindistan 3. ya da 4. sırada gelen, hatta hani Avrupa Birliği'ni saymazsak 3. sırada gelen emisyonlar açısından bir ülke. Ama kişi başına çok düşük. Bu nedenle bu gibi konulara izin verilmemesi gerekiyor. Bunları hızlı geçeceğim. Bilmek isteyenler varsa çeşitli uluslararası süreçler var. Bunların çeşitli tarihçileri var. Son zamanlarda sürdürülebilir kalkınma ifadeleri çok konuşulmaya başlandı. Ama burada da çok ciddi eleştiriler var. Sürdürülebilir gelişme ya da kalkınma dediğimiz şey, başına sürdürülebilirlik koyarak içini boşalttığımız çok sayıda örnek var. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani sürdürülebilir ifadesini kullanabilmek için doğayı koruyarak, doğaya zarar vermeden bir gelişmeyi hedef almamız gerekir. Biz de maalesef bunun çok çok uzağındayız. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. 2030 yılı için Birleşmiş Milletler tarafından konulmuş. Bunun için de iklim eylemi ayrı bir hedef olarak alınmış. Bunları geçiyorum. Çeşitli uluslararası sözleşmeler var. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi. İşte 92 yılında imzaya açıldı. Türkiye 2004'te taraf oldu. Çünkü bu çok kullanılıyor. Türkiye çünkü iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde ek 1 ve ek 2 listesindeydi. Çünkü ek 1 listesi ülkeleri
sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, işte yutak alanlarını korumak gibi önlemler alması gerekiyordu. Artı sonradan imzalanan 97 yılında imzaya açılan Kyoto protokolünde bu ek 1'deki ülkeler, ek 1 listesindeki ülkelerin sera gazı emisyon azaltım yükümlülüğü vardı. Ek 2 ülkeleri ise iklim değişikliğinde çok gündeme gelen bu küresel adalet, iklim adaleti gibi kavramlarda bu ek iki ülkeleri tarihsel süreçte sera gazı emisyonlarının artmasına neden olan ülkeler, gelişmiş ülkeler. Bunlar aynı zamanda bu nedenle iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere teknoloji, maddi yardımlar yapılması, teşvikler verilmesi, finanse edilmesi gibi önlemler alacak ülkeler. Bunların sayısı 23 ülke ve Avrupa Birliği şeklindeymiş. İlk 92 yılında imza açılan listede Türkiye'de hem ek 1 hem ek 2 listesindeydi. Buradaki ek 1 ve ek 2 listelerini görüyorsunuz. Sonradan Türkiye itiraz etti. Şu ek 2 listesinden çıkartıldı. Haklı bulundu. Ama uzun yıllar Türkiye ek 1 listesinden çıkmak için mücadele etti ama çıkamadı. Çünkü bu ek 1 listesi ülkeleri OECD ülkelerini de içeriyor. Türkiye OECD'nin kurucu ülkelerinden. O nedenle OECD ülkeleri de gelişmiş ülke kabul ediyor. Kaldı ki G20 ülkesiyiz de. Uzun yıllar Türkiye bizim durumumuz farklı, biz sonradan sanayileştik, bugüne kadar gelmemizde fosil yakıt çok kullanmadık gerekçelerini söyledi. Nihayet Türkiye'nin özel durumu kabul edildi. Türkiye ama dediler ki sen evet özel bir duruma sahipsin ama biz seni kesinlikle ek bir listesinden çıkartmayız. Burada bırakırız. Ama ek bir ülkelerin yapması gereken işte sera gaz emisyonlarının azaltılması gibi yükümlülüklerden siz sorumlu değilsiniz dedikten sonra biz bu sözleşmeyi 2004 tarafında meclisten geçirerek taraf olduk. Kyoto protokolü vardı. Kyoto protokolü de benzer bir şeydi. Yani Türkiye açısından bunu getiriyordu. O ek bir listesindeki ülkelere sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri getiriyordu. Bununla işte o ek bir listesindeki ülkeler 2008-2012 yılları arasında 90 yılına indirmek, 90 yılı seviyesinin %5 altına indirmek zorundaydılar. Oldu mu? Olmadı. Sonrasında 2012 sonrasında bir daha uzattılar 2020 yılına kadar. O sırada Paris süreci hazırlanıyordu. Sera gazı emisyonları azaltıldı mı? Az önce söylediğim gibi azaltılmadı. O nedenle Paris sürecinde şöyle bir yaklaşım getirildi Paris anlaşmasına göre. Biz Kyoto sürecinde sera gazı emisyonlarını azaltmak yükümlülüğü verdik. Yani bir zorunluluk ülkelere ama herhangi bir yaptırım mekanizması falan yoktu. Ve sera gazı emisyonları azalmadı. O zaman ne yapalım dediler. Ya biz bir gönüllülük yapalım. Gönüllülük esaslı bir azaltım yapsınlar dendi. Paris'te böyle yani herhangi bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmak zorunluluğunuz yok. Her ülke kendi istediği gibi yapabiliyor. Ancak yani zorunluluk olmamasına rağmen Türkiye Paris Anlaşması'na da bunları da geçiyorum. Türkiye Paris Anlaşması'na da çok geç taraf oldu. Yani Türkiye 6 Ekim 2021 tarihinde meclisinden geçirdi. 193. ülke olarak imzaladı. Yani anlaşmayı, iklim değişik çerçeve sözleşmesine taraf olan 197 ülke var. 193. olarak anlaşmaya taraf oldu. Niye bu kadar geç taraf oldu? Onu söyleyecek olursak. 2015 yılından itibaren hep aynı şeyleri söyledi. Yani daha öncekilerde gibi. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz henüz sanayileşmiş, gelişmiş bir ülke değiliz. Bizim özel koşullarımız var. Bize sera gazı emisyon azaltımı getirmeyin dediler. Ama zaten Paris Anlaşması'nda böyle bir yükümlülük yoktu. Buna ek olarak yine 2000'li yıllarda oluşturulan bir mekanizma var.
bu iklim adaleti kapsamında. Biraz da bu hani ekonomik düzen hep para üzerinden konuşuluyor. Yeşil İklim Fonu diye bir fon oluşturulmuştu. Bunun mantığı şu, ülkeler yani gelişmiş ülkeler ve tarihsel emisyonlarda tarihsel sorumluluğu olan ülkeler her yıl bir oluşturulan bu Yeşil İklim Fonu'na toplamda 100 milyar dolar para aktaracaklardı. Sonra da bu 100 milyar dolar iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere aktarılacaktı. Şimdi ironik olarak şöyle bir şey var. İklim değişikliğinden ne sorumlu olan ülkeler genellikle kuzey enlemlerdeki ülkeler. Avrupa, işte biraz daha hani Rusya, Çin'in bir kısmı gibi, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Buralar iklim değişikliğinden nispeten daha az etkileniyor. Ancak iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen çeşitli bölgeler var. Örneğin Afrika ülkeleri gibi, Akdeniz coğrafyası gibi, Güney Amerika gibi, Uzak Doğu gibi, işte Bangladeş vesaire gibi. Buralar daha fazla etkileniyor. Çeşitli ada devletleri var. İşte bu 100 milyar doları alalım biz şeye koyalım. Biz buraya koyalım, etkilenen ülkelere verelim diye bir havuz oluşturulmuştu. Bir, bu da hiçbir zaman hatta belki toplamda bile 100 milyar dolar toplanmadı. Çok az 5-10 milyar dolarlar civarında para toplanıyor izleyebildiğim kadarıyla. İşte Türkiye bir de burada bu Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmak yönünde bir arzusu vardı, talebi vardı. Hep bunu dile getirdi. Ancak dediğim gibi sen gelişmiş ülkesin, OECD ülkesisin, G20 ülkeleri içindesin. Nasıl sen gelişmiş ülke olmadığını iddia ediyorsun gerekçeleriyle bizim Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmamız, talebimiz öngörülmedi, kabul edilmedi. Peki niye buna rağmen apar topar 6 Ekim de Paris'e taraf olduk dersek birkaç sebebi var. Bir, Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı devreye girdi. Bu çok ciddi sorunlar getiriyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin ihracatımızın %60'ı Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Bu böyle bir sorun var. Bir de işte Avrupa Birliği gibi çeşitli ülkeler, Merkel gibi bizim sözleşmeye taraf olabilmemiz için çok gayret gösterdiler ve o sırada bize 3 milyar euroluk bir kredi, hibe değil, kredi verdiler ve tamamen iklim değişikliği konularında kullanılmak için. Ve bunu da yapabilmemiz için, yani krediyi verme şartları için de Paris'i onaylamak, iklim değişikliği ile ilgili bir bakanlık sürecinin olması gibi şartlar vardı. O nedenle çok hızlı bir şekilde taraf olduk. Bunlar genel bilgiler, okumak isterseniz mesela Çevre Şehircilik ve şimdi İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bu bakanlık tarafından, daha doğrusu bu bakanlık yapıyordu ama ülke raporu olarak her 4 yılda bir iklim değişikliği ulusal bildirimleri hazırlanıyor. Çok kapsamlı, mevcut politikalar, senaryolar, mevcut durumlar, gelecekte ne yapılacak gibi 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar 7 tane verdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı web sayfasında var. Oradan bulup okuyabilirsiniz. 8.si hazırlanma yolunda bildiğim kadarıyla. Bunun haricinde 2 yıllık daha dar kapsamlı sadece sera gazı emisyonları ve azaltım hedeflerini değerlendirdiği 2 yıllık raporlar var. Bu İngilizce sadece. Biennial Report diye geçiyor. 2018'de verildi. Ondan sonra hazırlanmadı diye biliyorum. Veya ben kaçırmış olabilirim. Bu pandemi vesaire girdi çünkü bu süreçte. Bu Paris sürecinde çok konuşuldu. Bundan sonra da çok konuşulacak. Ülkemizin Paris Sekreteriyası'nın Paris öncesinde iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine verdiği bir şey var. Katkı niyet beyanı olarak geçiyor veya katkı beyanı diye kısaltılıyor. İngilizce'de INDC diye işletiliyor. Bu Türkiye'nin Paris süreci öncesinde diğer bütün 197 taraf ülkeyle birlikte her biri 2030 yılı için öngörülen emisyon hedeflerini koydular. Yani dedi ki her ülke, ben dedi işte 2010'lu yılların başında emisyonum bu kadar, ben 2030 yılında emisyonu buraya çekeceğim. Çeşitli ülkeler hedef de koydu. Bazı ülkeler dedi ki
Ben 2005'te 100 birim emisyon yapıyordum, yani 100 milyon ton yapıyordum. 2030'da 90'a indireceğim, 80 milyon tona indireceğim gibi hedef koyanlar oldu. Çin bile hedef koydu. Çin daha çok ürettiği ürünlerde ki şey üzerinden, karbon yoğunluğunu azaltma üzerinden hedefler verdi. Türkiye ise şöyle bir şey yaptı. Türkiye dedi ki ben 2011 ya da 2012'deki emisyonum, atmosfere verdiğim sera gazı miktarları 430 milyon tondu. Ben hiçbir şey yapmazsam, önlem almazsam bu 2030 yılında 1.2 milyar tona çıkacak. Ama ben çeşitli önlemler alacağım. Yenilenebilir, şurada yazıyor işte yapılacak çalışmalar. Şu gibi işleri yapacağım. İşte arazi toplaştırması yapacağım, ormanlarda tahribatı azaltacağım, mutlak alanları genişleteceğim vesaire diyerek ben bunu azaltacağım. Nereye azaltacağım? %21 azaltacağım. 1.175 milyon ton değil, 929 milyon tona indireceğim. %21 azaltım yapacağım dedi. Ancak aslında bu bir azaltım değildi. Bu aslında emisyonların arttıracağının bir ifadesiydi. Bu nedenle de çok eleştirildi. Çünkü işte bu hesaplamayı yaparken 430-450 milyon tonlar civarındayken gerçekleşen sera gazı emisyonları yıllık, bunları 2030 yılında yani 15 yıl içinde iki katından daha fazlayı çıkartacağını ilan etmek gibi bir şeydi. Bunu 2030 yılına kadar bütün dünyanın arttırması değil, az önce de söylediğim gibi işte 60 milyar tonlara yaklaşan küresel emisyonların 2030 yıllarında 30 milyar tonun, hatta mümkünse 25 milyar tonların altına indirilmesi gerekiyor. Bunun çok çok uzağındayız. Çeşitli şeyler var. İklim değişikliği, uyum eylem planları, iklim değişikliği, uyum stratejileri gibi belgeler var. Bunların büyük bir çoğunluğu 2010'lu yılların başında hazırlandı. Şimdi bunların büyük bir çoğunluğunun işte güncellenmesi söz konusu. Çünkü bunların çoğu işte 2010-2023 gibi geniş bir dönemi kapsıyordu. 2023'e geldiğimiz için bunların güncellenmesi süreçleri yaklaştı. İşte iklim değişikliği, uyum stratejisi ve eylem planı gibi çeşitli şeyler var. Resmi veriler var, kaynaklar var. Bunları bulabilirsiniz. Bir de uluslararası kaynak olarak Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin zaman zaman yayınladığı raporlar var ki çok kapsamlıdır bunlar. Bazıları tematik bunların, yani örneğin 2019'da 1,5 santigrat derece raporu yayınlandı. Şurada işte şeydeki gibi. Sonra örneğin yine sonrasında 2020'ydi yanılmıyorsam iklim değişikliği ve okyanuslar kriyosfer, yani buzulları inceleyen, iklim değişikliği ve arazi toprakları inceleyen özel raporları olduğu gibi iklim değişikliğini daha büyük çerçeveli yapan değerlendirme raporu adı verilen raporları var. En son altıncısı yapıldı. Bunlar 4 ya da 5 yılda bir, bazen 7 yılda da çıkabiliyor. Bu değerlendirme raporları yayınlanıyor. En son şu 6. değerlendirme raporu yazıldı, açıklandı kamuoyuna. Bunun devamı, ek raporlar vesaire 2022 yılı içinde de gelecek. 3000 sayfadan daha fazla çok detaylı bilgiler var ve en güncel bilgileri içeriyor. Meraklıysanız IPCC'nin web sayfasından bu raporlara ulaşabiliyorsunuz diyerek sunumumu bitiriyorum. Yine 2 saatlik bir konuşma oldu. Umarım sıkmamışımdır. Soru varsa soruları da alabilirim. Çok teşekkürler hocam. Şu an bir soru görmüyorum ben. Birazcık bekleyelim isterseniz. Biraz bekleyelim. Umarım sıkmamışımdır. Orada mısınız? Seslerle kapalı bir şeyden mi yazacaklar? Chat'e yazabilirler. Soru cevap kısmına yazabilirler. Evet, elde kaldırabilirler. Teşekkürler geliyor. Bayis Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Serkan Bey teşekkürler. Soru var mı? Şunu söyleyeyim ayrılmadan önce. Dediğim gibi Cuma günü 18 oluyordu değil mi? 18 Şubat Cuma akşamı saat 20'de bu sefer de bugüne kadar iklim değişikliğinde neler oldu? Gelecekte neler olabilecek?
bunları anlatacağım. Yani bunun üstüne devam edecek. Dördüne birden katılabilirsiniz. Bütün boyutlarıyla bakmaya çalışacağım. Evet, herkesten teşekkür geliyor. Bir soru cevap geldi sanki. Ha, Murat Bey oradan soru cevap kısmından şey yazmış. Ha, Murat Akar bir soru soracakmış. Sözlü de sorabilirsiniz. Sesinizi açabiliriz. Yazabilirsiniz de. Murat Bey, mikrofonunuz var mı? Mesela bir soru da buradan gelmiş. İklim eylem planları yeterli mi sizce hocam diye. Yani bunları da konuşuruz. Özellikle bu şeyde hani son derste uyum kapsamında konuşuruz. Türkiye'de sadece iklim eylem planları değil, çok sayıda eylem planı yapıyor. Yani kuraklık eylem planları gibi bunların çoğunun uygulamasında büyük sorun var. Yani Türkiye'de eylem planları eyleme geçirilemiyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun da çeşitli yollar üzerinde çalışıyoruz. Mesela ben de iklim değişikliği, Türkiye'nin iklim değişikliği uyum eylem planlarının hazırlanması sürecinde yer alıyorum. Bunlar için işte böyle çeşitli göstergeler belirlenmesi, izleme değerlendirme sistemlerinin yapılması gibi ölçmeye dayanacak metodolojiler üretmeye çalışıyoruz. Yani genellikle Türkiye'de şöyle yapılıyor. Yani işte 6 milyar fidan diktim. Bunun karbona katkısı ne oldu? Ağaçlar yaşadım vesaire gibi bir değerlendirme yok. İşte bunları ölçecek ilerleme var mı yok mu? Bu tür bir mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. Bunları da son 4. derste yani 3 Mart'ta daha detaylı anlatabilirim sizlere. Hocam benim bir sorum olacak. Benim sesim geliyor mu acaba? Ha, geliyor Murat Bey. Hocam çok teşekkür ederim. 2 saat boyunca nefesimi tutarak izledim sizi. Şimdi ben ziraat mühendisiyim. Bu tarımsal aktivitelerin küresel ısınmaya etkisinin abartıldığını düşünüyorum. Bu amonyumlu gübreleri olsun, hayvanların enterik fermentasyonu olsun, traktörlerin yakıt olsun, yakıt çıkışları olsun. Yani bunların %10-11 belki 12 yani %10-15 bandında olduğunu düşünüyorum ama endüstriyel ısınmanın ya da endüstriyel faaliyetlerin %70'in üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir tarıma biraz haksızlık olmuyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, ya kesinlikle haklısınız ama haksızlık demeyelim. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye'nin verileri üzerinden gidelim. Ki hani bunu da işte, Tarım Bakanlığı hesaplıyor. Örneğin Türkiye'de hesaplanmış sanayinin 336 milyon ton eşdeğeri bir emisyonu var. Daha doğrusu enerji sektörü, fosil yakıtların. İkinci sırada fosil yakıtlar, tarım geliyor 68 milyon ton. Üçüncü sırada da 57-58 milyon tonla sanayi geliyor. Şimdi biz Türkiye olarak ormanlarımızın aldığı toplam karbondioksit miktarı 84 milyon ton. Diyelim ki tamamen şeyden vazgeçtik. Fosil yakıtları tamamen durdurduk. Ama buna rağmen yine sanayi ve tarım ve atıklardan kaynaklanan emisyonları önlemezsek net sıfır emisyona ulaşma şansımız yok. Evet, oransal olarak çok düşük. Küresel ölçekte de dediğiniz gibi hayvancılık da dahil ki hani sizin söylediğiniz 10-15 bandında 15'e biraz daha yakın. Bunun %10 kadarı zaten hayvancılıktan kaynaklanıyor. Fosil yakıtlara göre çok çok düşük bir oran. Ama sadece fosil yakıtlara odaklanmak yetmeyecek. Önceliğimiz fosil yakıtlar olması gerekiyor. Ama tarımdan kaynaklanan emisyonları da azaltmamız gerekiyor. Örneğin çeşitli Türkiye'de çalışmalar var. Örnek çalışmalar var. Örneğin çeltik üretimi damlama sulamayla yapılmaya başlandı. Evet. Bunlar başarılı örnekler. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Cevap verebildim mi? Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Ben bu küresel ısınmada özellikle bu sene belki
yoğun bir kış yaşıyoruz. Kar yurdun her tarafını kaplamış. Belki bu sene değil ama yani ileriki dönemlerde çok büyük bir şekilde su sorunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben devlet su işlerine çalışıyorum ve bunu kendi barajlarımızdan, göletlerimizden, gittiğimiz köylerde bir fiil yaşıyoruz. Ya bu konularda özellikle yağmur hasadının ya da atık suların dönüştürülüp kullanılması, sizin gibi uzmanların da bunu projelendirmeleri ya da destek olmaları ya da bunu öne çıkartmalarının gerektiğine inanıyorum. Yani ben suyu çok önemsiyorum. İleriki dönemde bu son derece gündeme gelecek. Ben öyle görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle hani son haftada uyum çalışmaları kapsamında bunu anlatacağım zaten. Bunlara değineceğiz. Yani bu gibi iklim değişikliğinin olası etkileri, kuraklıktır vesaire, sellerdir, yangınlardır gibi olaylara hazırlıklı olmak uyum kapsamı başlığı altında inceleniyor. 3 Mart tarihindeki konuşmamda bunları anlatacağım. Ama genel olarak bugüne kadarki yaptığımız çalışmalarda bunları söylüyoruz. Hatta benim bir söylemim var. Sadece suya değil. Su krizi aynı zamanda gıda krizidir. Bakın yani. Kesinlikle doğru. Bir tık öteye götürüyor. Suyunuz çok yoksa doğru. Gıda da üretemezsiniz. Aynen ve öyle. Sadece şey de değil. Yani iklim değişikliğini bir tarafa koyuyorum. Yani hiç iklimler değişmedi. Kuraklık olmadı. Yağışlar değişmedi. Aynı seviyede yağışlarımız gitse bile çeşitli nedenlerle işte nüfusun artması, sanayileşme ya da tarımsal sulamanın artması nedeniyle kişi başına düşen su miktarımız giderek artıyor. Bakın bizde tarım alanları azalmış, üretim azalmamış Türkiye'de. Birim alandaki üretim sürekli artmış. Sebebi ne? Birim alanda işte daha fazla su kullanılmaya başlamış. Biraz daha işte ıslah edilmiş tohumlar ya da kimyasal kullanılarak bu verim artışı sağlanmış. Sadece iklim değişikliği, iklim değişikliği birlikte nüfus artışı, ekosistemleri kötü kullanmamız gibi bir sürü nedenle su ve tarım geleceğin en önemli konuları arasında. Dediğim gibi son hafta değineceğim. Hatta DSİ'yi bulmuşken eleştireceğim de dere ıslahlarının çok hatalı olduğunu, o şekilde beton yataklarda ıslah yapılmaması gerektiğini, öyle su hasadı olmayacağını, en iyi su hasadının suyun toprağa sızdırılması olduğunu da son hafta anlatacağım. Hocam bu şehircilikle ilgili dere yatağına konut yapmayı, bina yapma izni DSİ vermiyor. Doğru. Onlar da var yani. Hepsi birlikte ama şeyler nedir? Beton yataklar, şu kutular. Onu da yavaş yavaş. Evet, trapezler. Haklısınız. Doğa tabanlı çözümler denilen, işte mümkün olduğunca doğayı koruyarak, işte, dere yataklarına müdahale edilmeyerek bir sürü örnekler var. 3 Mart'ta onlarda. İnşallah, bekliyoruz. Sağ olun. Şimdi başka soru var mı bilmiyorum. Şuradan bakıyorum. Bunları Mustafa Bey herhalde bitkilerin karbon ayak iziyle ilgili olarak araştırma yapabilirim. Bu konuda ya şu anda aklımda yok. Bir sonraki derslere bakayım geleyim. Katılabilirseniz Mustafa Bey diğer şeylere. Hocam bir soru sormak istiyordum. Tabii buyurun. Ali Hıdır Ertem Makine Mühendisi. Jeotermal enerjiyle ilgili iklim değişikliğine sera gazlarına etkisiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz Sayın Hocam? Şimdi jeotermal santrallerin herhangi bir şekilde karbondioksit vesaire emisyonları yok. Yani doğrudan doğruya küresel ısınmayı tetikleyici bir etkisi yok. Hatta jeotermal santraller, JES'ler yani yenilenebilir enerji tesisleri içinde sayılıyor bizim yasalarımıza göre. Ancak şöyle bir sorun var, uygulamada sorun var. Yani buna şeyleri de ekleyebilirim. HES'leri ve RES'leri de ekleyebilirim. Yani hidroelektrik santralleri ve rüzgar santrallerini de ekleyebilirim. Jeotermaller özelinde jeotermal santrallerin normalde kapalı devre olması lazım. Yani yer altındaki sıcak suyu alacak, kapalı devre kullanacak, tekrar yer altına salması gerekirken burada sistemde kaçaklarla gayri resmi olarak o kaplıca suyu olarak bildiğimiz içinde kükürt, daha doğrusu hidrojen
sülfür gibi gazların olduğu suları maalesef açığa çıkartıyorlar. Bazen Menderes gibi nehirleri de salıyorlar. O hidrojen sülfür aynı zamanda da bitki örtüsüne zararlı bir gaz ve bitki örtüsüne zarar veren bir gaz. Aynı zamanda o sıcak ve içinde işte hidrojen sülfür gibi çeşitli metaller, iyonlar vesaire olan suyu nehirlere verdiğiniz zaman orasını da tahrip ediyorsunuz. Yani şöyle, kağıt üstünde bütün yenilenebilir enerji tesisleri doğrudur, iyidir. Ama Türkiye'de uygulamalar çok kötü. Yani yenilenebilir enerji için bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Yani enerji üretmek için doğayı korumayı, örneğin HES'ler. HES'ler yapılabilir mi? Evet, çok faydalıdır. Ama HES yapacağım diye dere yataklarını tahrip ediyorsan, suları tamamen kesiyorsan, insanların suya, hatta hayvanların suya erişimini engelliyorsan, bu tesisler yenilenebilir değildir. Ya da ormanı keserek rüzgar santrali yapıyorsan bu tesis de yenilenebilir değildir. Ve bu tesisler, İngilizce'de mal mitigation diye bir kavram var. Yalancı azaltım. Ne demek yalancı azaltım? Hani enerji üreteceğim diye sellere, yani iklim değişikliğine uyuma zarar veriyorsan, sellere, biyolojik çeşitliliğe neden oluyorsan, sellere neden oluyorsan, biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyorsan, bunlara yalancı azaltım adı veriliyor. Türkiye'deki uygulamalar maalesef kötü uygulamalar olduğu için sanki herkes yenilenebilir enerjiye karşıymış gibi algı yaratılıyor. Hayır. İyi örnekler de var. Bu iyi örnekleri çoğaltmamız ama mutlaka da çok iyi denetlememiz lazım. Yine özetle söyleyeyim. Yenilenebilir enerji tesisleri yapılırken doğaya, ekosistemlere zarar vermeden yapmak temel ilke olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Şuradan sorulara bakıyorum. Şimdi iklim değişikliği gözetim kurumu hakkında neler düşünürsünüz? Böyle bir kurum yok. Herhalde iklim değişikliği başkanlığını mı kastediyorsunuz? Bilmiyorum Demet Hanım. Böyle bir kurum kuruldu. İklim değişikliği başkanlığı kuruldu. Çok daha yeni. Yani iklim değişikliği, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının altında iklim değişikliği başkanlığı kuruldu. Çok yeni olduğu için henüz ne olacağını bilmiyorum ama genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Her yerde söylüyorum, benim için yani iklim değişikliğinin ayrı bir bakanlık olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde çevre şehircilik ve iklim değişikliği başkanlığı şeklindeki yapılanmayı doğru bulmuyorum. Çünkü zaten birbiriyle örtüşmeyen iki konuyu yürüten, çevre ve şehircilik konusunu yürütmeye çalışan, ki burada çevrenin kadük kaldığı, şehirciliğin daha ön plana çıktığı bir bakanlıktı. Bir de buna iklim değişikliğini monte ederek veya yamalayarak çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ve iklim değişikliği aslında bir de şöyle bir şey. Bütün bakanlıkları ilgilendiren, ortak kesen, yatay kesen bir konu. Bunun, bu bakanlığın bir koordinasyon bakanlığı şeklinde piramidin tepesinde olan bütün bakanlıklarla koordinasyonu sağlayacak bir bakanlık şeklinde planlanmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Böyle bir adım atılır umarım. Hani bütün çalışmaları takip edecek, standart düzenleme uyu kontrol edecek bir kurumdan bahsediyorum. Şu anda yok. Ama dediğim gibi iklim değişikliği, çevre şehircilik ve iklim değişikliği başkanlığı altında iklim değişikliği başkanlığı kuruldu. Bunun haricinde hava kirliliği ve iklim değişikliği koordinasyon kurulu diye bir kurul var. Bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde yeni şeyler çıkabilir çünkü bunlar konuşuluyor. Haftaya şey var, iklim şurası var. Bu yıl içinde bir iklim değişikliği, iklim yasası çıkarılması planlanıyor. Belki bu şurada ve sonrasındaki çalışmalarda yeni bazı gelişmeler olabilir. Oldukça da böyle ara sıra toplantılar yapıp sizlerle paylaşacağız. Evet, başka var mı diyorsunuz? Soru var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Yani başka gözümden kaçan soru var mı bilmiyorum. Mustafa Bey dediğim gibi bilmiyorum. Bakmaya çalışacağım o konulara.
Bakıyorum şöyle. Evet, selamlar için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, başka soru yok herhalde. Geliyor mu? Hala geliyor. Hepsini mu? Cevapladık sanırım hocam. Yani gözümden başka kaçırdığım yoksa... şey yoksa şeyinden var mıdır bilemiyorum. Göremedim. Yani kaçırdığımda varsa çarşamba, bu net çarşamba diyorum. Cuma günü için tekrar oradan sorarsanız orada cevaplandırmaya çalışırım. Çok zaman, teşekkür ederiz Doğan hocam. Cuma günü görüşelim. Görüşmek tamam. üzere. Sağ olasınız. Herkese saygıyla selamlıyorum. Cuma günü görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.